Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Habertürk ekranlarından Mehmet Akif Ersoy ben. Kübra Par'la birlikte bugün özel röportajda konuğumuz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Bilgin olacak. Fatih Dönmez. Fatih Dönmez olacak, çok özür diliyorum. Sakarya gaz sahasındayız. Filyos doğalgaz işleme tesislerindeyiz. Ve Sayın Bakan'a aslında hepinizin merak ettiği pek çok soruyu yönelteceğiz. Orada özellikle doğalgaz bulduk, buluyoruz, eleştiriler, bu noktaya dair kafaya takılan her şeyi etraflıca konuşacağız. Merak edeceğiniz ve göstereceğimiz çok kıymetli eserler de olacak burada. Hakikaten önemli bir çaba var. O çabayı da sizlerle paylaşacağız. Şimdi Kübra Par bugün erken saatlerde buraya geldi. Size hoş Dolayısıyla geldiniz hoş diyoruz. bulduk. Siz geç geldiniz. Biz bugün bütün alanı, bu Filyos gaz işleme tesisini Sayın Bakan'la ve TPAO Genel Müdürü Melih Bey'le beraber gezme imkanı bulduk. Hoş geldiniz Sayın Evet, Bakan. hoş bulduk. Asıl sizler hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Çok ben de çok herkese. teşekkürler. İlk soruyu ben sorayım. Zira bugün biz arkamızda gördüğümüz bütün bu inşaat alanını birlikte gezdik ve aslında tarihi bir noktaya da gittik. Doğal gazın karaya ulaştığı ilk noktaya gittik. Arkadaşlarımızdan rica edelim, o ilk videomuzu da hazırlasınlar. Ama ben öncelikle size şunu sorayım. Şimdi birazdan size çok sorumuz olacak. Muhalefet her seçimden önce gaz bulduk diyorsunuz ama nereden inanalım gibi açıklamalar dahi yaptı. 710 milyar metre küpe çıktığını açıklamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna dair gerçekten tüm detayları ve eleştirileri de birlikte soracağız size ama ilk sorum şu. Şubat 2022'de arkamızda gördüğümüz alanda kara tesisini inşaata başlamıştınız. Şu anda ne durumda? Evet, şu anda belki ekrandan izleyicilerimiz de görebiliyor. Bundan bir yıl önce, hatta tam bir yıl da olmadı, 11 ay önce burada sahada hiçbir şey yoktu. Önce sahayı ıslah ettik. 22 bin tane kazık çakıldı. Yaklaşık bu kazıkların boyu 1400 kilometre. Yani buradan ucuca eklesek herhalde Van'a kadar gider. O dönemde Türkiye'deki her 4 fore kazık makinesinin 3'ü bu alanda çalıştı. Önce zemini ıslah ettik. Arkasından da projesine uygun olarak gaz işleme merkezini inşaatına başladık. Şu an itibariyle baktığımızda çeşitli kalemlerde değişiklik arz etmekle birlikte aşağı yukarı %85, %90 oranında bir tamamlama söz konusu. Ama asıl göremediğimiz tabii deniz tarafında da epey bir ciddi işimiz var. Çünkü biz buradan 180 kilometre uzakta 10 tane kuyu ilk faz için hazırladığımız 10 tane kuyunun sondajını yaptık. Onların kuyu içi tamamlama işlemleri bitti. Kuyu testleri yapılıyor, devam ediyor. Bitenler var. Bir de kuyu tabanında bunları birbirine bağlayan ekipmanların montajı var. Şu anda deniz tabanındaki montaj işleri de hamdolsun tamamlandı. Boru hattı çekim işlemleri deniz tarafında bitti. Birisi 16 inç, diğeri 10 inç olmak üzere. Şimdi ağırlıklı olarak işte bu sahanın tamamlanması, akabinde de tabii birçok işi olduğu için bunların testlerinin yapılması, işletmeye hazır hale getirilmesi vesaire. Yani Denizdeki 7 tüm bin çalışmalar bitti mi efendim şu an? denizde deniz tabanındaki kuyuların kuyu başı işlemleri tamamlandı. Dağıtım merkezinin montajı tamamlandı ve şu Borular anda döşendi. borular döşendi. Boruların testleri yapılıyor. Hidrostatik testleri Şimdi tamamlandı. inşaatın Arkasından işte temizleme çalışmaları var. Onlarla birlikte inşallah süreç planlandığı şekilde de devam ediyor. Sevgili yönetmenimden rica edelim. Bu boru hattı başındaki bir görüntümüz var. Onu bir izleyelim hep birlikte. Ondan sonra buradaki inşaatın detaylarını konuşmaya Tamam. devam edelim. Biz Sayın Bakan'la birlikte tarihi bir görüntü ilk kez Habertürk TV'de izleyeceksiniz. Hazırsa verelim arkadaşlar. Şu anda Sakarya gaz sahasındayız ve aslında çok tarihi bir noktadayız. Karadeniz'de bulunan, keşfedilen doğal gazın karaya ulaştığı iki borunun arasındayız. Günlük 10 milyon metreküp gaz taşıyacak bu boru. İşte ilk Günlük. evlere gelecek, Evet, çayı ilk diye git. demleyeceğimiz Çayı demleyeceğimiz gaz tam bunun bu noktadan içerisinden gelecek. buradan çıkacak. Şu an kara tesislerinin MEG ünitesinin olduğu noktadayız. MEG ünitesi doğalgazın
rezervuardan karaya ulaşan doğalgazın içerisindeki sıvı bileşenlerin donmasını engellemek için sistemin içerisine enjekte ettiğimiz glikolün tekrar ayrıştırılıp doğalgazdan ayrıştırıldıktan sonra glikolün tekrar sisteme kapalı devre çevrilmesi, doğalgazın ise şebekeye verilmesi için oluşturulmuş. Şu gördüğünüz ana ünite MEG Reclamation ünitesi. MEG özelliği siz anlatın bize bir kez daha. Hatta ben borunun böyle 40 santimetre çapında olduğunu görünce inanamadım. Buradan mı gelecek bu kadar metreküp gaz diye. İlk faz üretimimiz günlük 10 milyon metreküp demiştim. O 16 inçlik boru günlük 10 milyon metreküp, bir başka ifadeyle yıllık yaklaşık 3,5 milyar metreküplük gazı rezervuardan karaya buraya getirecek. Bu Filios'ta yapmış olduğumuz işleme tesisi de onun temizliğini yapacak, şartlandırma yapacak ve ondan sonra da hemen sahamızın bitişiğinde BOTAŞ'ın bir istasyonu var, ölçüm istasyonu. Orada gazı artık ulusal iletim sistemine vereceğiz. BOTAŞ 36 kilometrelik büyük ana borusunu çekti, işletmeye aldı, hazır vaziyette bekliyor. Şu anda buradaki işlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bir ayrıştırma işlemi de var. İki hat çekmişsiniz, bir doğalgazın geldiği. Bir de ikinci bir geri basılan bir hat var. O nedir? Şimdi kuyudan çıkan ham gaz, içinde bazı partiküllerle birlikte çıkabilir rezervuardan. Su tanecikleri de olabilir. Donmayı önlemek için glikol hattı var. Glikol hattından glikol basacağız. Basit anlaşılsın diye antifriz kimyası diyelim. Kuyunun içine basılacak. Dolayısıyla çıkan ham petrol içerisinde eğer su buharları, su tanecikleri varsa onun donmasını önleyecek. Sonra bu kara tesisine geldiği zaman glikolü biz sistemden tekrar geri alacağız, temizleyeceğiz, tekrar basacağız. Yani bir sürekli bir geri dönüşüm işlemi olacak, bir proses yapılmış olacak. Yine eğer katı partiküller gelirse alandan onların da mekanik filtrasyonu yapılacak. Basınç ayarlamaları, debi kontrolleri bunların hepsi bu merkezde yapılacak. Yine aynı şekilde sahadaki kuyuların üretim planlaması ve yönetimini de bu merkezden yapacağız. Bir otomasyon sistemimiz var. Ayrıştırma işlemi de var. İki hat çekmişsiniz. Bir doğalgazın geldiği, bir de ikinci bir geri basılan bir hat var. O nedir? Şimdi kuyudan çıkan ham gaz, içinde bazı partiküllerle birlikte çıkabilir rezervuardan. Su tanecikleri de olabilir. Donmayı önlemek için glikol hattı var. Glikol hattından glikol basacağız. Basit anlaşılsın diye antifriz kimyası diyelim. Kuyunun içine basılacak. Dolayısıyla çıkan ham petrol içerisinde eğer su buharları, su tanecikleri varsa onun donmasını önleyecek. Sonra bu kara tesisine geldiği zaman glikolü biz sistemden tekrar geri alacağız, temizleyeceğiz, tekrar basacağız. Yani bir sürekli bir geri dönüşüm işlemi olacak. Bir proses yapılmış olacak. Yine eğer katı partiküller gelirse alandan onların da mekanik filtrasyonu yapılacak. Basınç ayarlamaları, debi kontrolleri bunların hepsi bu merkezde yapılacak. Yine aynı şekilde sahadaki kuyuların üretim planlaması ve yönetimini de bu merkezden yapacağız. Bir otomasyon sistemimiz var, onu da hazırlıyoruz. Zeki diye adını verdiğimiz bir yazılım var. Yerli yazılım. Yerli yazılım. Bunların hepsi burada uygulanmış olacak. Çünkü orada hangi kuyudan ne kadar üretilecek, üretim miktarları, basınçların ayarlanması, debilerin ayarlanmasını buradan uzaktan yapmış olacağız. Burada yerlik ne düzeyde efendim bu arada? Hangisinde? Yani bu teknolojilerin kullanımında içerideki robotlar dahil olmak. Şöyle söyleyeyim. Bu teknolojinin bir kısım malzemeleri yurt dışından sipariş ettik, getirdik. Ama mekanik aksam, kablolama ve yazılımların bir kısmı tamamen burada yapıldı. Orada enerji işleri burada herhalde yapıldı. Yapılmaya devam ediyor. Birazdan belki detaylı anlatacağız. Su tabanına yerleştirilecek malzemelerin bir kısmını da Türkiye'de yapmaya başladık. Aslında sorunuzda da isabetli oldu. Bununla birlikte biz bir yerleşme projesini de başlatmış olduk. İkinci fazda yerlik oranı çok daha yüksek olacak. Bu ilk fazda bazı ekipmanları yurt dışından temin ettik. Ve inanıyorum ki Filios bu bölge, hemen zaten yanımızda bir Filios Endüstri Bölgesi'nde de bir planlama yapılıyor. Gaz ve petrol endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım
malzeme ve ekipmanların üretimini de orada planlıyoruz. Çünkü Karadeniz'deki bu çalışma birkaç yıllık bir çalışma değil. Bu rezerv bize en az belki de 30 yıl civarında yetecek. Hele bir de yeni keşifler çıktığı zaman daha da uzun ömürlü bir saha olacak. Ayrıca Karadeniz tabii sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz bir alan değil. Komşu ülkelerimiz, mesela Romanya'da bizden önce bir keşif açıklanmıştı. Muhtemelen orada bir üretim faaliyeti başlayacak. Bulgaristan bizi takip ediyor. Onların bazı faaliyetleri var. Biz buradaki tecrübemizi, bilgimizi onlarla birlikte de değerlendirme imkanı olacak. Çünkü oradan da bir takım talepler geliyor. Bu çalışmaları bize yapar mısınız diye. Biz tabii şu anda doğal olarak kendi projemize odaklandık. Onu önceliyoruz ama Türkiye Petrolleri bu anlamda ciddi bir tecrübe de kazanmış oluyor. Diğer alanlar buraya mı bağlanacak? Yok, yani onlar tabii yok. Onlar kendi ülkelerine gazı çıkartacak. Onun için demiyorum. Türkiye'de Karadeniz'de bulunan diğer alanlar, diğer bizim bulduklarımız. Bizim bulduklarımızın hepsinin merkezi. Şu andaki planlamamız karaya çıkış noktası terminali olarak Filyos'u planlıyoruz. Filyos. Ama daha batıdan keşifler gelirse ya da daha doğudan keşifler gelirse o zaman hattın uzunluğuna göre başka noktalardan da karaya çıkışları planlayabiliriz. Şimdi bu Filyos sahasını biraz daha detaylandıralım. Bugün Melih Bey de epeyce anlattı. 5 milyon saat inşaat yapılmış burada ve 3 katlı bir inşaat planlıyorsunuz. En alt katta boru hatları var. Katlar ileride gelişmeye de müsait. Kaç işçi çalışıyor, ne kadarı Türk, kaç yabancı mühendis var? Biraz bu alanı dinleyelim. Sonra izleyicilerimizin merak ettiği sorular var. Eve ne zaman gelecek, ucuzlayacak mı? Onları da soralım size. Şimdi şu anda burada yaklaşık 6500 kişi çalışıyor. Sırf karadaki işlerimiz için. 2500 de denizde çalışanlarımız var. Fakat bir hafta 10 gün içerisinde karada çalışanlarımızın sayısı 7500'e çıkacak. 3 vardiya şeklinde çalışıyorlar. Bu bahsetmiş olduğumuz, görmüş olduğunuz terminal, gaz işleme merkezi, ikinci fazdaki bazı işlerin de altyapısını hazır ederek inşa ediliyor. Yani bu pipe rack dediğimiz boruları taşıyan altyapı, metal yapı, çelik konstrüksiyon altyapısı hazır olmuş olacak. İkinci faza biz çünkü bundan sonraki yıllarda başlayacağız. Devam etmeye çalışmayı o şekilde planlıyoruz. Burada bahsettiğiniz gibi bir borulama işi var. Çünkü gelen gazın temizlenmesi için borular çekiliyor. Bahsettiğimiz biraz önceki glikol hattıyla alakalı borulama işlemlerimiz var. Haberleşme ve data hatlarımız var. Çünkü full otomatik bir sistem olacak. Bunun yanı sıra tabii enerji kablolarına da ihtiyacımız var. Bu görmüş olduğunuz tesiste bunların hepsini birlikte inşa ediyoruz. Sonunda destek veya hizmet ettikleri için mühendislik bilgileriyle bulundukları yerlerde tehdit edilir hale gelmişler aileleri. Yani bir baskı görmüş diyelim. Onlar da biz burada mutluyuz, huzurluyuz. Türkiye'ye mi iltica etti bunlar efendim? Evet. Bu çok önemli bir hikaye. Evet. Türkiye'ye iltica etmiş olmaları. Evet. Önemli. Ve onların bir kısmı bir tehdit algısı da olmuş. Kökenlerini söylemeyelim. Avrupa kökenli vatandaşlarımız var, öyle söyleyelim. Türkiye ailesini getirdi, yerleşti, çocukları oldu. Hatta Türk ismi verenler var. Bir baskı da yok. Yani istediği ismi verebilir biliyorsunuz. Türkiye'de öyle bir sıkıntı da yok. Sayın Genel Müdürümüz de dediği gibi yani bu davaya gönül veren, destek veren, burada yaşamaktan, çalışmaktan mutlu olan bir kesim var. Şöyle bu da en somut göstergesi. Teknik boyutunun arkasında başka bir mücadele zemini olduğunu da gösteren bir durum bu anlattığınız hikaye. Bunun. Tabii bizim yani açımızdan... Enerjide bağımsız olmak, milli bağımsızlık olmak gibi bir şey. Hep biz kendimizi böyle motive ediyoruz. Çünkü bu ülke yıllardır en büyük sıkıntılarını enerjideki dışa bağımlılığından yaşadı. Bugün bile işte cari açığı konuşurken en birinci kalem hep enerji konuşuluyor. Yıllardır ihmal edilmiş, hükümetlerin yeterince odaklanamadığı, yoğunlaşamadığı bir alandan bahsediyoruz. Hamdolsun. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde son 20 yılda istikrarlı bir şekilde bu projelerin arkasında olması, destek vermesinin bugün meyvelerini alıyoruz. Yoksa geçmişte de Türkiye Petrolleri'nde tabii ki iyi niyetle çalışan, vatanını, milletini seven birçok insanımız çalışıyordu ama politik kararlılık olmayınca o projelerin birçoğu akım kaldı, yürüyemedi, ilerleyemedi. Şimdi öyle bir durum yok, arkadaşların biz önünü açıyoruz.
Şimdi gelelim biraz merak edilen sorulara. Aslında teknik altyapıyla ilgili kısmı tamamladı mı Melih Bey? Ayakta evet. tutmayalım diye özellikle evet. soruyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz Melih Bey'e çalışmalarından dolayı. Şimdi şu basit birkaç en çok merak edilen soruyu önce bir soralım mı? Yani muhalefetin iddiası siz her seçimden önce rezerv bulduk diyorsunuz. Bu aslında abartılı bir söylem. 710 milyar metreküp doğalgaz bulunduğuna nasıl inanacağız, nasıl emin olacağız? Bunun bir uluslararası ispatı var mıdır? Efendim şöyle somutlaştırayım. 9 Eylül 2004 Türkiye Petrolleri Genel Müdürü açıklıyor. Doğalgaz karaya çıkartılacak. Çıktı mı bilgimiz yok diyor muhalefet. 20 Mayıs 2007 dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler Bey açıklıyor. Akçakoca açıklarında onda birini karşılayacak tüketilen doğalgazın diyor. Sonuç yok. Muhalefetin iddiası bunlar. 26 Ağustos 2007, 17 Haziran 2010, 25 Ağustos 2012, 28 Haziran 2020 sizin açıklamanız o da Akçakoca'daki doğalgaz rezervi. Nedir bu? Aslı astarı bu mesele. Yani hep bulundu, bulunmadı mı, çıkarılmadı mı? Bir kısım medyada yer alanların bir kısmının mahreci kaynağı biz değiliz. Yani ne Türkiye Petrolleri ne de Enerji Bakanlığı. Bir kısmının kaynağı sizin de demin okuduğunuz gibi ya Türkiye Petrolleri ya da Enerji Bakanlığı. Onların açıkladığı bilgilerin hiçbirisinde yalan, hilaf-ı hakikat bir şey söz konusu değil. Örneğin işte Akçakoca ile ilgili olarak 2004'te ilk çalışma başladı orada. 2007'de bitti. Üretime alındı. Hala kullanıyoruz. Yaklaşık 1.6 milyar metreküplük bir rezerv vardı. Bunun 1.25 milyar metreküplük kısmını ürettik. Belki evimizde bunları kullandık. Trakya'da, Güneydoğu'da bulunan petrol, daha çok Güneydoğu'da biliyorsunuz petrol rezervlerimiz var. Petrolle ilgili keşif haberleri var. Trakya'da da petrol olmakla birlikte doğalgaz keşifleri daha yoğun ön plana çıktı. Bunlar da doğru. Şimdi seçimlerden önce veya sonra diye bir değerlendirme yapıyor. Biz bu çalışmalara başladığımızda ilk gemiler alındığında 2017'ydi. Ve Akdeniz'de ilk çalışmaya başladığımızda da 2018'de gemi alındı. 2019'un ilk aylarında gitti. Seçim 2018'in Haziran'ında yapıldı. Yani seçim yatırımı mı olmuş oluyor? Kurumun, bakanlığın bir planı, programı var. Seçimlere bakmaksızın bunlar yapılıyor. Biz ilk keşfi de burada 2020 yılında açıkladık. Daha seçime 3 yıl vardı. Ve son 20 yılda da ülkede aşağı yukarı bir 13-15 defa da seçim oldu. Yani yerel yönetimler oldu, referandumlar var arada biliyorsunuz. Genel seçimler var, erkene alınan seçimler var. Bu bizim takvimimizle ilgisi alakası olmayan hususlar. Bunu muhalefet biraz vatandaşın kafasını karıştırmak için söylüyor. Bulduğumuz şeyi açıklamayalım mı? Peki şöyle söyleyelim o zaman. Şimdi buradaki 710 milyar metreküple daha önce bulunanların miktar ve şey bakımından da kıyas kabul etmez bir fark var. Tabii. O zaman soru şu. Sizin 710 milyar metreküp doğalgaz bulduk söyleminizi nasıl ispatlıyorsunuz? Hem bize hem dünyaya. Tamam. Kanıtı nedir? Şimdi şöyle bir Türkiye'de bugüne kadar da başta Trakya olmak üzere kısmen Güneydoğu'da da doğalgaz üretimimiz vardı. Bugüne kadar da yaklaşık 15-16 milyar metreküp ki bu 50 yıllık bir geçmişi var, üretmişiz. Biz sadece bu sahadan plato döneminde yani maksimum üretime çıktığımızdaki 2026-2027'yi hedefliyoruz. Bir yılda, 50 yılda üretilen gazı çıkartmış olacağız. Buradaki çalışmalar 2020 yılında başladığında önce sismik çalışmalar yapıldı. Sonra bu sismik çalışmalar yorumlandı uzmanlarımız tarafından. Akabinde de ilk Tuna 1 adını verdiğimiz kuyuda biliyorsunuz keşif amaçlı bir sondajımız oldu. O sondajla birlikte de Ağustos 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize bu müjdeyi verdi. Biliyorsunuz orada 340 milyar metreküplük bir keşif, özür dilerim 405 milyar metreküplük bir keşfimiz olmuştu. Bir yıl sonra da ona komşu olan bir başka saha, Amasra 1 sahasında 135 milyar metreküplük bir keşfimiz olmuştu. Toplamda da 540 milyar metreküplük bir keşfimiz vardı. Ve bunun üzerine de biz hemen sahayı geliştirmek için üretim kuyularını açmaya başladık. İşte bugün gördüğünüz bu sahayı artık neredeyse tamamlamak üzereyiz. Testler yapılmadığı iddiası var. Tamamen yalan. Kuyu içerisinde tam 2880 adet test yapıldı.
Yani bu oradan örnekler siz mi alındı. Yapıyorsunuz? Yoksa hem bu tesisleri hem doğalgazı uluslararası denetleyiciler, bağımsız kurumlar mı denetliyor? Burada tabii mühendislik açısından destek aldığımız şirketler de var. Bir değil, birden fazla. Bu testleri yaparken de, sahayı yorumlarken de, sahayı geliştirirken de var. Bunların tabii isimlerini burada vermek doğru değil ama dünyanın en iyi firmalarıyla çalışıyoruz. Buna ilaveten biz bir yıl önce de bu sahanın üçüncü bir taraf tarafından bağımsız denetlenmesini istedik. Yani rezervuarda bizim yapmış olduğumuz çalışmaları bir de onlar baksınlar, değerlendirsinler diye. Çünkü biz ilk kuyu açtığımızda sadece tek kuyu üzerinden bir çalışma yapmıştık. Sonrasında bizim Karadeniz'de açtığımız kuyuların sayısı 13'e çıktı. Artık sahayı daha iyi tanıyoruz. Birçok örnek alındı, testler yapıldı. O testlerle birlikte bizim de bir değerlendirmelerimiz vardı. Ama bir üçüncü kişiye, değerleme firmasına, Kübra Hanım da bir köşe yazısında yazmış. Yani 100 yıllık bir geçmişi olan, dünyada De Gaulle da bu Yaren alanda... McNaughton diye, evet. ABD'nin en eski petrol değerleme şirketi. Çok güzel. Yani ona jeofiziğin, petrol jeofiziğin babası derler. Doğru. O kurucularına. Belki hayatta değiller şimdi şu anda. Bu firma 100'den fazla ülkede de zaten bu tip çalışmaları da yapıyor. Hani bunu şöyle benzetelim. Bir gayrimenkul alacaksınız. İşte ekspertize gidersiniz eğer çok emin değilseniz. Bazen satıcı gider, bazen alıcı gider. Tabi burada bir satma alma olayı yok ama zaman zaman Türkiye Petrolleri kredi de kullanabiliyor. Bizim elimizde hem bu kamuoyunda da bir takım işte dedikodular, tartışmalar var. Bunları da bitirmek için kendimize emin olsak bile sizin sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Bu değerlemeyi yaptırdık ve bu değerlemenin sonucunda da yukarı yönlü bir revizyon çıktı. Yani bizim 540 milyar metreküplük üretilebilir rezervi 652 milyar metreküpe revize etti. Şimdi bu üçüncü, üçüncü denetim firması, değerleme size. Firması. Şimdi ben ilk bu muhalefet ya nereden bu işte emin değiliz yalan olabilir gibi açıklamalar yapınca sizin değerleme firmasının sizden bağımsız ya kim bu demek diye baktım. Sizin de söylediğiniz gibi tarihçesi çok enteresan. ABD'de ilk petrol rezervleri bulunduğu sırada o zaman da tartışmalar çıkıyor. Bankalar kredi vermek istemiyor. Nasıl emin olacağız burada gerçekten petrol yatağı olduğuna? Çok önemli bir jeofizikçi bir firma kuruyor ve dünyadaki aslında sonra da bütün petrol rezervlerini onlar ölçmeye başlıyorlar. Fakat orada yine de şeytan aklıma bir soru getiriyor. Şimdi siz bu bağımsız denetleme kuruluşuna bir para ödüyor musunuz? Onlar hani aldıkları paranın karşısında sizin rezerviniz aslında zannettiğinizden daha fazla diye objektif olmayan bir değerleme de yapıyor olabilirler mi? Olamaz. Suudi Arabistan'ın Aramco şirketinin değerlemesinde bu şirket yapmış. Yok, bu arada. Olamaz önemli. Çünkü bunların uluslararası güvenirliği sarsılır. Eğer böyle bir gerçek dışı bir bilgi olduğunda yarın bu çıkmadığı zaman bunların referansları var tabii dünyada. Sizin de söylediğiniz gibi 100 yıldır çalışıyorlar. Ve ciddi bir kredi kaybı demektir. Yani şirketin güvenilirliğinin kaybı demektir. Dolayısıyla onlar buradan aldığı parayla alakalı olmaksızın zaten önce baştan bir gizlilik anlaşması yapılıyor. Herhangi bir yönlendirme yok. Tüm datalar kendisiyle paylaşıyor. Onlar sahaya geliyor. Tekrar ayrıca kendileri bakıyorlar. Böyle bir şey kesinlikle asla söz konusu olmaz. Efendim şöyle, vatandaş bizi izliyor şimdi. Diyor ki tamam, siz doğalgazı buldunuz, tesisleri kurmuşsunuz, 2000 metre altına pek çok şey yapmışsınız. Bunlar bizi ilgilendirmez diyebilirler. Gayet de haklı olabilirler. Çünkü onun, yani bizi ilgilendiren tarafı şu bu işin. Cebimize nasıl, ne zaman yansıyacak? Mesela evimize somut ne olarak, zaman gelecek? Somut olarak şunu söyleyebiliyor musunuz? Yani evinde doğalgaz kullanan birisi için... Yani sizin işte doğalgazınız bundan bir sene sonra, bilmiyorum yani sizin projeniz, projeksiyonunuz nedir bu konuda? Bir, bu şu an nasıl yansıyacak? Buradaki çalışmalar kısa vadede ne planlanıyor? İki, uzun vadede hedeflenen ne? Yani siz mesela Türkiye'nin doğalgazda dışa bağımlılığını ne kadar azaltabilecek düzeyde olacağınıza dair tahminler yapıyorsunuz. Buna dair projeksiyonlar neler? Ama en önemlisi evde biz ne göreceğiz efendim? Evet. Bir şey göreceğiz mi ya da? Şimdi bizim... bu işe başlamadan önceki maliyet hesaplamalarımız, işin ilerleyen safhasındaki
maliyet hesaplamalarımız hep şunu gösterdi. İthal ettiğimiz gaza göre burası çok daha ekonomik gözüküyor, bu kesin. Bu ne demektir? Bundan doğal olarak vatandaşlarımız da istifade edecek. Tabii burada bu iş ücretsiz dağıtılacak gibi bir algı da oluşmasını istemem. Çünkü burada yapılan bir takım masraflar da var doğal olarak. İlk çıktığında biraz evlere ücretsiz verme olasılığınız yok mudur? Yani bunları bakalım işte ilerleyen sürelerde değerlendireceğiz. Ama burada şu anda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olduğunu değerlendirdiğimiz bir gaz var. Bunlar hem milletimiz hem devletimiz kazançlı çıkacak. Bir diğer husus da bizim enerjide dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltacak. Ne kadar azaltır? Çok güzel. Şu anda %99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Doğal gaz. Çok doğru. Biz maksimum üretime çıktığımızda ki önümüzdeki 4 yılda bunu hedefliyoruz. 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki bu rakamlara göre aşağı yukarı işte %30'lar seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu bizim ilk keşifle ilgili. Yani %70'e mi düşecek? %70'e mi düşecek? Evet, %70'e düşecek. Ve bu kaç yıl önemli. İçinde? Bu bakın buna Amasra ve Çaycuma'da keşfettiğimiz gazlar dahil değil. Yani biz şu anda 58 milyar metreküplük yeni keşif hariç. Hariç 405 milyar metreküplük ki onu da revize ettik. 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesap bu idi. Şimdi ilave keşiflerle birlikte yani Çaycuma'da 58 milyar metreküp efendim Amasra'da 135 milyar metreküp toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabileceğiz olduğumuzu görüyoruz. Burada bir iki detay soru var. Muhalefetin de böyle yükselttiği sorular var. 2023 yılı siz Mart sonu gibi değil mi? Mart sonu evet. Gibi evlere gelmeye başlayacak. Peki 2023'te ihtiyacımız olan doğal gazın yüzde kaçını mesela buradan çıkaracaksınız? Çünkü oran çok düşüyor yıl bazlı baktığımızda bildiğim kadarıyla. Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu olacak. Neden o kadar düşük oluyor? İlk fazda şöyle projeyi biz faz faz planladık. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız vardı. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda 10 kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de yine evlerimizde, mutfaklarda kullanılacak gazın tamamını karşılıyor. 4 yıl içerisinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek. Konutlarda. Zaten tabii bir de bu tip büyük projelerde zaten derece derece üretim artırılarak planlamalar yapılıyor. Bu hem maliyetlerin yönetimi açısından hem de işin hızlandırılması açısından bir mühendislik tercihi. Efendim somut yine rica edeceğim. Şöyle şimdi bizi izleyenler diyecekler ki tamam buldunuz ve %70'e düşürülecek bağımlılığımızı. Bu çok da iyi bir şey. Hakikaten heyecanlandırıyor. Biz doğalgazı şu anda ne kadar sübvanse ediyoruz? İsterseniz onu bir söyleyin. Evet. Bir de vatandaşa doğrudan mesela bu %70'e düşsün. Yani bir sene sonra diyelim yansıtmayı düşündüğünüz projeksiyonları kesin olarak söylemeseniz bile ya düşündükleriniz ne? Neyi tartışıyorsunuz? Doğalgaz faturalarımız düşecek mi? %10 indirim yapmayı mı? Atıyorum bilmiyorum yani. Onu da yapmamak mı? Burada çok veya para harcadık diye. Zaten şöyle mi diyorsunuz? Ya zaten sübvanse ediyoruz. Yani 20 lira gazı size 5 liraya satıyoruz gibi bir şey var mı? Bilmiyorum öyle galiba. Şu anda %75 konutlarda sübvansiyon var. %75 şu anda. Yani 100 liralık faturanın 75 lirasını siz mi ödüyorsunuz devlet şu an? Devlet karşılığı evet. Yani 100 lira gelecek faturayı biz 25 lira olarak vatandaşa yansıtıyoruz. Ürkütücü. 75'ini yani hazinemizden aslında bu ay faturası 1000 lira gelenin gerçek faturası 4000 lira. Evet. Bu gerçekten nasıl finanse ediyorsunuz bunu bu kadar?
Hazine kaynaklarından. Hazine kaynaklarından. Çünkü sağ olsun Hazine Maliye Bakanımız bununla alakalı bir büyük bütçe, bir maliyet. Büyük bir maliyet. Yani önü geçtiğimiz yılın hesapları henüz netleşmedi. Muhtemelen doğalgazdaki sübvansiyon tutarı 200 milyar liranın üzerinde olacak. 200 milyar. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Vatandaşa sorarsanız eğer hala çok fatura ödüyorum diye düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum bir vatandaş olarak. Yani siz... Ama bir de Avrupa ile mukayese edelim. Çünkü aşağı yukarı herkes benzer yakın fiyatlarla alıyor. Avrupa'da bizden 4 kat, 5 kat, 10 kat ülkesine göre değişiyor. Yüksek fatura ödeyenler var. Yani Avrupa'da arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınız varsa bunları rahatlıkla söyleyecektir. Çok daha yüksek. O ülkelerde de zaman zaman sübvansiyon uygulamasına, bir takım destek uygulamalarına gidenler var. Ama ben iddia ediyorum Avrupa ile mukayese ettiğimizde en yüksek sübvansiyon tutarı olan ülke Türkiye. Peki, haneler üretmediğimiz için. Halde niye böyle bir şey yapıyor efendim? Devlet? Yani üretmediği halde doğalgaz niye böyle şimdi bir şey şöyle, yaptı? Seçime gidiyoruz. Şöyle. Hayır ama şimdi yeni bir şey seçimde değil. Bilgisi yok. 2-3 yıldır yaptığımız bir uygulama. Burada şu var. Tabii enerji fiyatları 2 yıl çok içerisinde artık anormal attı. Yani pandemi döneminde 1000 metreküpü 125 dolar olan bir ürün geçtiğimiz yıl bazı günlerde 3000 doların üstüne çıktı. Ortalamaya da baktığımızda herhalde 1400-1500 dolar seviyesinde demektir ki 10 kat bir artıştan bahsediyoruz. Bir de kurla alakalı da tabii yani ithal ettiğimiz bir ürün. Bunları dikkate aldığımızda bunların hepsini vatandaşa yansıtmış olsaydı vatandaşın alım gücünü oldukça olumsuz etkileyecekti. Birçok alanda olduğu gibi hükümetimiz enerji ürünlerinde sübvanse etmek suretiyle bu çalkantılı kriz dönemini en az şekilde hasarla atlatma yolunu tercih etti. Şimdi şunu der misiniz peki hükümet olarak? Biz bu enerjiyi bulduk zaten sübvanse ediyoruz o zaman bunu biz biraz kasaya koyalım mı diyeceksiniz? Yoksa bundan da vatandaşı faydalandıracak mısınız ekstra? Şimdi şöyle ve söyleyeyim. İndirim olacak o mı? O yüzden yani, o aslında soru. Şimdi bunun için işte şu gazın çıkmasını bekleyelim. Bu arkadaşlar da maliyetlerini de çıkartacaklar. Tekrar bir ortaya koyacağız. Yapılabilecek bir şey varsa vatandaşın lehine elbette yaparız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şimdilik senaryo var mı? Şimdilik senaryo var mı? Her türlü senaryoya çalışıyoruz. Efendim çok politik oldu bu. Yani somut böyle ne bileyim. Biraz birkaç ay bir sabredelim, bir görelim. Ondan sonra yapılabilecek bir şey varsa çekinmeden yaparız. Ama ben şunu diyorum, Cumhurbaşkanımız da sık sık ifade etti. Bu işten hem devletimiz hem milletimiz kazançlı çıkacak. Şöyle der misiniz? Yani bunu biz planlıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak der misiniz? Biz çalışmalarımı yapacağız. Yapacağız. Daha henüz belli değil o zaman. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşleri, talimatları önemli. Mehmet Akif ama şu adeta anda, vatandaşımız anda, için an, pazarlık yapıyor. Ama ben yani şunu diyorum, yani bu işle alakalı olarak ortada bir takım maliyetler var. Finansal ve mali açıdan sürdürülebilir olması gerekiyor. Zaten ciddi bir sübvansiyon da söz konusu. Buna rağmen yapılabilecek bir şey varsa da bunu yapmaktan da kaçınmayacağımızı da ifade ediyorum. Peki. Şimdi dolayısıyla iki önemli soruya yanıt aramaya çalıştık. Birincisi gerçekten bulduk mu gazı sorusunu uluslararası değerleme şirketi üzerinden yanıt verdi Sayın Bakan. Doğalgaz Mart sonu itibariyle evlere gelecek. İlk yıl biraz düşük ama ucuzlama olacak mı onu henüz sözünü alabilmiş değiliz. Şimdi biraz işin teknik boyutuna geri dönelim. Bir yeraltı tesisiyle ilgili, yer altındaki montaj işlemleriyle ilgili bir videomuz vardı. Su altı mı, yer altı mı? Su altı. O su altı videosunu bir izleyelim. O enteresan bir video. Sesi yok arkadaşlar herhalde. Görüntüyü getirdiğimizde üzerine de konuşabiliriz. Arkasından da bir de bugün ikinci bir video çekmiştik Sayın Bakan'la. Yeni iki tane hızlı intikal botu satın almışsınız. O görüntüleri de izleyelim birazdan hazırsa eğer. Bakalım. Bunlarda yer altında robotlar montaj evet yapıyor değil mi? Şimdi nedir bunun özelliği? Su altında ROV adını verdiğimiz su altı robotları var. Bunlar bizim gemilerimizdeki operatörler tarafından yönetiliyor. Bunların kolları var. Orada aşağıda adeta insan olmaksızın bir insanın yapabileceği tüm yetenekler bu robotlarda var. İşte açma, kapama, çekme, yerleştirme gibi bütün işlemleri kollar vasıtasıyla yapıyoruz. Şu anda da bu su altında
Sanırım kuyu başına konacak o büyük ekipmanlardan bir tanesini. Christmas tree olan evet, bu mu acaba? İlginç de bir adı var. Kuyu başına konulan ekipman, kuyu başı vanası veya Christmas tree diye adlandırılan ekipmanın şu anda işte yukarıdan o ekipman vinçler vasıtasıyla aşağı indiriliyor. Aşağıda da ki 2200 metre karanlık. Burada tabii robotların aydınlatma sistemleri var. Onlarla da dengeli bir şekilde daha önceden hazırlanmış olan sondaj kuyusunun başına bu ekipmanlar yerleştiriliyor. Bu görüntülerde... Bunun ismiyle ilgili bir Sayıştay'a takılmışsınız. O da çok ilginç bir hikaye. Adı Christmas Tree olunca yılbaşı ağacı mı aldığınızı düşünmüş? Evet, şimdi Sayıştay. Onu genel müdürümüz bizimle paylaştı. Bu petrol ve gaz endüstrisinde ilginç isimler var ekipmanlara verilen. Christmas Tree yılbaşı ağacına benzediği için bu ekipmanlara tüm dünyada olduğu gibi o şekilde konuyor. Tabii normal bir yılbaşı ağacı gibi değil tabii, pahalı bir şey. Anladığım kadarıyla bir yanlış anlaşılma ve yorumlama yapılmış. Şu anda bakın orada temizlik işlemleri yapılıyor. Bir taraftan şimdi bakın robotun kollarını görüyorsunuz. Tam şu anda kuyunun başındayız. Yukarıdaki ekipman yerleştiriliyor. Tamamen robotlar bu arada çıkarıyor. Yani tamamen evet, insansız. Yerin 2000, denizin 2000 metre altında, altında şu anda yapılıyor. Bir yerde hani kapalı ameliyat gibi bir şey bu. Zaten bu basınçta başka türlü yapılabilen bir şey değildir herhalde. Tabii yani oraya ne bir denizaltı inebilir ne de bir insan inebilir. Şimdi bir de bir yeni sürpriziniz vardı. Bugün sizinle birlikte bir ilk kez Habertürk TV görüntüledi. İki yeni hızlı intikal botu aldınız. Normalde özelliklerini söyleyelim, sonrasında videoyu izleyelim. Normalde 10-12 saat sürüyor aslında bu sondajı yapan gemilere seyahat. Ama onu 2 saate düşürecek evet, iki yerli ve milli bot. İzleyelim görüntüleri, hazırsa arkadaşlar. Sayın Bakan'ın da aslında bugün ilk kez bindiği iki tane hızlı evet, personel intikal botundayız. Doğrudur. Özelliği nedir Melih Bey'in bu iki botun? Bunlar aslında ağır deniz şartlarında gece sondaj gemilerimize, ana gemilerimize personel ve malzeme intikalinde zorluk yaşadığımız sürecin içerisinde devreye girmek ve kullanmak üzere tasarlanmış Türk tersanelerinde üretilmiş. Yerli ve milli. Yerli ve milli. Antalya'da olan bir tersanemizde üretilmiş ve kurumumuz hizmetine sunulmuş. İsimlerinin bir özelliği evet, var. Müstecip Onbaşı ve Seyit Onbaşı. Seyit Onbaşı. İsimlerinin hikayesini sizden dinleyelim. Evet, şimdi bunlar bizim Çanakkale Savaşı'nda artık tarihe geçmiş, kahramanlıklarıyla ün salmış insanlarımız, gazilerimiz. Bir yerde bu arkadaşlarımız da sahada hakikaten olağanüstü, insanüstü eforlar sarf ediyor. Onlardan esinlenerek, onların hatırasını yaşatmak için biz gemilerimize tarihte önemli kahramanlıklar yapmış insanlarımızın isimlerini veriyoruz. Müstecip Onbaşı ve Seyit Gazi Onbaşı da bu iki kahramanımızdan ikisi. Yüzlerce kahramanımızdan ikisi. Bugün de gemiler buraya gelmişti zaten. Sizin de bahsettiğiniz gibi tabii bizim 3 tane ağır sondaj gemimiz var ama onun dışında işte 50'yi aşan filomuz var. Toplam 55 galiba. Evet, 50'yi aşan 55 tane gemimiz var. Bunların bir kısmı boru çekiyor, işte bazıları aşağıdaki dolgu işlemlerini yapıyor. Aslında biz biraz önce genel müdürümüz bahsetti, bu tabii dik yamaçlarda robotlarla kazı dolgu işi yapıyoruz. Yani sanki karada bir otoyol yapar gibi düşünün veya bir yol yapar gibi. Çünkü boruyu oraya oturtmanız sağlam bir şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Orada eğer yükseltiler varsa onların kaldırılması gerekiyor. Çukurlar varsa da doldurulması gerekiyor. Bu gemilere de servis işlemleri, yardımcı gemilerimiz var. Servis yapmak gerekiyor. Daha önce tabii büyük gemilerimiz vardı. Ağır tonajlı malzemeleri de zaten yine öyle taşıyoruz. Ama personel naklinde bazen acil ihtiyaçlar söz konusu. O zaman 2 saate kadar indirmiş olduk. Çünkü öbür gemiler 12 saatte gidiyor. Bir de helikopter lojistiğimiz var. Fakat helikopterle de hava şartları bazen uygun olmuyor, gidemiyorsunuz. Yerine göre gece uçuş yapamıyorsunuz ama bu gemilerle biz büyük bir esneklik ve hız kazanmış olacağız.
Onlar da artık bundan sonra filomuzun içerisinde bu işlere hizmet etmeye başlayacak. Hayırlı efendim, olsun. Bir sağ araya olsun. Gidelim. Çok kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Tamam, peki. Kısa bir ara. Habertürk TV'de özel röportajla karşınızdayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuğumuz. Ve şimdi Habertürk izleyicileri için özel bir sürprizimiz var. Aslında sürprizi reklamdan önce duyuracaktım ama ya bağlantıda bir sorun olursa diye tuttuk. İlk kez Habertürk TV'de işte o doğal gazı göreceksiniz. Şu anda Kanuni sondaj gemisinden görüntüler gelecek ekranlara ve doğal gazı görüyoruz. Fatih Bey, nedir bu görüntü, sizden dinleyelim. Şimdi biz aslında her kuyu açtıktan sonra test işlemleri esnasında serbest akış testi yapıyoruz. Serbest akışta da yakıyoruz. Şu anda arkadaşlarımızın bize gönderdiği ki cep telefonlarıyla uydudan gönderiyorlar. Evet, çünkü çok da zor karadan bir bağlantı. Çok yaptık. Zor bir bağlantı. Evet. Şu anda bir görüyorsunuz, bakın işte Türk Ali 10 kuyusunda kanuni gemimizin gaz yakma testini görüyorsunuz. Biz bütün kuyularda bunları yaptık. Bu ilk kez Habertürk'te canlı, bu kuyunun canlı yayında evet. İlk yakma görüntüsü ilk kez Habertürk izleyicileri ilk kez görüyorlar. Bugün epeyce uğraştık gemide, çünkü aslında telefonla konuşmak bile yasak. Gizlilik var değil mi? Öyle evet, yüksek güvenlikli doğru. Bir yani, alan. Dışarıya olan görüntü aktarımları İznet abi. İznet abi. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Şu an canlı yayında. Peki bu kuyuya ilişkin biraz canlı yayında hazır görüntü varken bilgileri alalım. Şu anda bu ilk rezervuarda kuyu temizleme ve yakma işlemi yapılıyor. Yaklaşık her kuyu için 14 gün civarında sürer bu testler. Belli saatlerde açılır, yakılır. Sonra duruş verilir. Aşağıdaki basınç değerleri okunur. Debi değerleri okunur. Gazın kompozisyonuyla alakalı bazı veriler alınır. Bunlar rutin yapılan testler. Hani bazıları işte burada test yapıldı mı yapılmadı mı diyor. İşte şu anda canlı olarak zaten orada o gaz yanıyor. Oraya herhalde tüp gaz götürüp bağlamadık. Peki, bu da efendim, güzel bir şöyle oldu. Son bir saat içerisindeyiz, çok fazla başlığımız var. Şu Bulgaristan meselesi son günlerde dikkat evet. Çekti. Bir de Avrupa'daki bir enerji krizinden söz ediyoruz. Tamam, biz etkilenmiyoruz bir şekilde, Rusya ile ilişkilerimiz de dahil olmak üzere oradaki pozisyonumuzdan dolayı, ama bir de enerji hub'ı olması ile ilgili Türkiye'nin bir takım çalışmalar yapılıyor. İşte depolar yine kapasiteleri artırıldı. Silivri'de geçtiğimiz günlerde açtınız. Tuz Gölü'ndeki depo herhalde daha da büyütülüyor. Evet. Ne oluyor? Şu Bulgaristan'la başlayalım isterseniz. Evet. Bulgaristan'la son aylarda bazı teknik görüşmeler vardı. Geçtiğimiz Aralık ayının ilk haftasında sanırım 3 hafta kadar önce de Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve heyetini Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da ağırlamıştı. Bir resmi temas söz konusuydu. Orada tabii çeşitli konular gündeme geldi. Konulardan birisi de enerji ve doğalgaz konusuydu. Bulgaristan da bizim gibi enerjide dışa bağımlı bir ülke. Tabii ki tüketimleri bize göre çok daha düşük. Onlar da kendilerine alternatif kaynak arayışı içerisindeydi. Bizim altyapımız oldukça güçlü. Son yıllarda, özellikle son 5-6 yılda hem LNG terminal kapasitesini hem de sayısını artırdık. Depolarımızın kapasitesini ve sayısını artırdık. Bunu yaparken de öncelikle tabii ki kendi arz güvenliğimiz, kendi ülkemizin içerisinde tüketilecek gazın işlenmesi ve iletilmesiyle ilgili. Ancak hep biz bir taraftan da aklımızın bir tarafında Türkiye'yi özellikle bu bölgede, yani Avrupa'nın güneydoğusunda bir gaz üssü, gaz merkezi haline getirme hedefimiz vardı. Bu çalışmalar yapılırken de bunu da birlikte planlamıştık. Ve bugünlerde de artık ete kemiğe bürünmeye başladı.
aslında baktığınızda Bulgaristan'la yapılan bu anlaşmayla da bunun ilk adımını atmış olduk. Bu nasıl oluyor? Yani şöyle mantık olarak biz üretmediğimiz bir şeyi satıyor gibi bir algı oluşuyor. Değil. Yani, ya da bizde olmayan bir şeyi satıyormuş. Yani mesela Avusturya'da var, Almanya'da var, Hollanda'da var, İtalya'da var. Gaz dağıtım ve ticaret merkezi. Bunların hiçbirisi kaynak ülke değil. Bunların hiçbiri gaz üretmiyor. Gaz üretmiyor ama birçok kaynaktan giriş var. Türkiye, depoları var. Depoları var. Türkiye 15 çeşitli kaynaktan doğal gaz alıyor. Bunlardan 3'ü boru hatlarıyla ki bunlar yani İran, Azerbaycan, Rusya dünyanın en çok doğal gaz rezervlerine sahip ülkeler. Bunun dışında yine bölgemizde muhtemelen ileride Hazar'ın doğusundan gelebilecek kaynaklar eklenebilir. Belki Irak olabilir, Doğu Akdeniz olabilir. Bir de 4 tane LNG terminalimiz var. Biz Amerika'dan Asya'ya kadar, Körfez'e kadar, Afrika, Akdeniz ülkeleri dahil olmak üzere birçok ülkeden de sıvı doğalgaz yani LNG getiriyoruz. Bu kadar kaynağın girdiği bir noktada tabii ki pazarın oluşması, ticaretin oluşması gayet doğal. Bir de buna yerli gazımızı eklediğimizde çok daha güçlü bir altyapı ve gaz arzına sahip olacağız. Aslında bu Türkiye'nin... Avrupa'nın da bu dönemde özellikle arayışları yeni rotalar, yeni kaynak ve yeni alternatifler. Onların da bu ihtiyacıyla bizim bu amacımız bir şekilde uyuşmuş oldu. Bu Avrupa kısmı çok önemli. Çünkü aslında Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya Avrupa'yı doğalgaz vanalarını kesmekle tehdit edince aslında onlar da alternatif yollara döndüler. Bildiğimiz kadarıyla aslında Türkiye'ye bir enerji üssü yapma Putin'in de Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı, Türkiye'ye yaptığı tekliflerden biriydi. Ve benim bildiğim kadarıyla Sayın Putin yani burada Avrupa'ya gidecek doğalgazın piyasasını Türkiye üzerinden artık bundan sonra Avrupalılar gelsin sizden istesinler, sizinle pazarlık yapsınlar diye. Bu Türkiye açısından jeopolitik anlamda bir fırsat mıdır? Ama eş zamanlı olarak Rusya'ya olan bağımlılığı arttıracak aynı zamanda da bir risk midir? Bizim Rusya ile kontratlarımız kendi iç tüketimlerimizi, taleplerimizi karşılamak üzere yıllardır devam ediyor. İlk tedarikçimiz Rusya. Sovyetler Birliği zamanında yapılmış rahmetli Özal. 1986. O zaman Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden gelen bir hat var. Biliyorsunuz o işte önce İstanbul, Ankara'ya geldi. O şehirlerimizde hava kirliliği oldukça fazlaydı o günlerde. Sonrasında da biz iktidara geldiğimizde sadece 5 büyük şehirde 50 ilçede gaz varken bugün hamdolsun 81 ilin tamamına 700'ü aşkın ilçemize doğalgazı götürmüş durumdayız. Dolayısıyla da artan ihtiyaçlar doğrultusunda da gaz talebimiz de arttı. Yeni kaynaklara, yeni boru hatlarına, yeni projelere ihtiyaç duyduk. Yetmedi o batıdan gelen hat. Mavi Akın biliyorsunuz Samsun'dan giriş yaptı. Azerbaycan'dan Bakü, Tiflis, Erzurum hattını ilk biliyorsunuz devreye almıştık. Ondan sonra TANAP eklendi. Bakü, Tiflis işte ve Edirne'ye kadar giden. Oradan da Yunanistan, Arnavutluk üzerinden İtalya'ya kadar devam eden TANAP devreye girdi. Türk Akım 2 tane boru hattı devreye girdi. Türk Akım birisi Türkiye'ye çalışıyor sadece bizim tüketimlerimiz için. Türk Akım 2 de Bulgaristan üzerinden Orta Avrupa'ya gidiyor. Onların gaz satışları zaten var ve devam ediyor. Bundan sonra peki ne olacak? Yine elbette Azerbaycan, Rusya, İran burada oyuncu olabilir. Ama birçok LNG terminalimiz var. Birçok kaynak buraya girmiş olacak. Bir pazar yeri açıyoruz. Yani pazarda gittiğiniz zaman tezgahlarda yani birden fazla domates satan satıcı var. Siz bazen yöresine göre, bazen efendim türüne göre, bazen fiyatına göre tercihte bunu alıyorsunuz. Ama pazar yeri Türkiye. Ama pazar olacak. Yeri Türkiye olacak ve fiyat burada oluşacak. Biz de diyoruz ki isteyen gelir burada malını pazarlayabilir. Bize burayı faydası biz işletir. Ne olacak diyebilir sevgili. Evet, bize faydası şu. Ticaretini yapıyoruz. Bir, ticaretinde bizim oyuncularımız da devreye girmiş olacak. İkincisi, biz doğalgaz altyapımızı kullandığımız için gerek terminaller gerekse taşıma iletim sistemlerimiz bunların bir servis bedeli olacak. Bu Türkiye'de kalacak. Bir de kaynağa daha yakınız biz. Yani baktığımızda boru hatlarıyla dünyanın doğalgaz rezervlerinin neredeyse 3'te 2'si bizim doğumuzda işte güneyimizdeki ülkeler. Şimdi biz gazı alırken Batı Avrupa'daki pazarlarda oluşan fiyatı endeksi olarak alıyoruz. Ama biz Türkiye'de bu fiyatı, bu piyasayı, bu göstergeyi oluşturabilirsek
çok daha ekonomik olacak. Bu sadece Türkiye için değil, Güneydoğu Avrupa'da yer alan bölge ülkeleri açısından da bir avantaj olacak. Onu ne zaman yapılabilir? Mesela Putin'in söylediği şey yapılabilir mi? Ne zaman yapılabilir? Şu anda yol haritasını tamamlamak üzereyiz. Aslında fiziki olarak altyapımız büyük oranda hazır. Bir de bu elektronik ticaret platformunu çalıştırmak gerekiyor. Aslında biz son 4 yıldır Türkiye'de bir doğal gaz ticaret platformunu ulusal piyasa için çalıştırıyoruz. O altyapıyı kullanacağız, yazılımı ve IT altyapısını. Bunlar büyük oranda hazır. Ama uluslararası piyasaların beklentileri doğrultusunda bu fiyatın oluşmasıyla alakalı görüşmeler yapıyoruz. Burada tabii sadece tedarikçiler, üreticilerle değil, tüketicilerle yani talep tarafıyla da bir araya gelmek gerekiyor. Nitekim işte Bulgaristan'daki seyahatimizde bunu konuştuk. Makedonya'daki ziyaretimizde bunları konuştuk. Onlar da bizim bu projemize, fikrimize de destek oluyorlar. Kaynak ülkeleriyle, sadece Rusya ile değil Azerbaycan'la görüştük. Körfez ülkeleriyle görüşüyoruz. Afrika'daki ülkelerle de görüşüyoruz ve onlar da bu fikre çok sıcak bakıyorlar. Bu da çok paydaşlı, çok aktörlü, herkesin güven duyacağı, şeffaf bir piyasayı oluşturabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye'nin bugüne kadarki tecrübesi ve bilgisi bunu yapacak güçte olduğunu bize gösterdi. Bu konuyla alakalı bir eleştirel soru da şu: Avrupa zaten Rusya'dan doğalgaz almaktan vazgeçmek üzere, iyice kısıtlılar, temiz enerji kaynaklarına dönüyorlar. Siz Türkiye'yi istediğiniz kadar üst yapın, zaten Avrupa artık başka yollardan enerjisini sağlayacak. Dolayısıyla bu projenin bir geleceği yok. Eleştirilerine yani ne dersiniz? Öyle bir, o doğru değil. Yani evet, temiz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarına ve temiz kaynaklara bir yönelim var ama oradaki araştırma geliştirme çalışmaları henüz daha işin başında. Yani elektrik tarafında bir miktar yenilenebilir enerji ihtiyaçların belki bir kısmını karşılıyor olsa bile doğalgazın alternatifi şu anda yok. Yani kömüre alternatif olarak çıktı doğalgaz. Kömür daha kirleticiydi. Kömüre geri döndüler. Bugün Akif Bey'in söylediği gibi kömüre geri döndüler. Doğalgaz ona göre çok daha temiz, çok daha konforlu ve çok daha kullanışlı bir yakıt. Kısa orta vadede bunun alternatifi yok. Çalışıyorlar. Biz de takip ediyoruz, biz de çalışıyoruz. Hidrojen konusu var biliyorsunuz. Ama orada onu şunu da söyleyeyim. Yeni bir enerji taşıyıcısı olan hidrojeni tüketicilere nasıl ulaştıracaksınız? Bu mevcut doğalgaz altyapısını kullanarak. Eğer yine burada, ihtiyaç duyulacak. Evet, yine yenilenebilir kaynaklara dayalı olarak hidrojeni burada üretebilirsiniz. Bu altyapıyı kullanarak Avrupa pazarına götürme imkanınız olacak. O zaman doğalgaz pazarı olmayacak da hani diyelim ki hidrojen, buzdolabına hidrojen pazarı değil, olacak. Hidrojeni koyacaksınız. Tabii hidrojeni koyacağız. Depoya. İlk etapta da belli oranlarda karışımla bunlar başlanacak. Yani belki %1, %2'lerle başlanacak. %20'lere kadar çıkması öngörülüyor. Bununla alakalı olarak da çok yakın bir gelecekte Türkiye'deki hidrojen yol haritamızı da kamuoyuyla da paylaşacağız. Peki. Efendim, Gabar'da petrol meselesi nedir? Bir de petrol bulunuyor, kuyular kapatılıyor, çok konuşulan bir şeydir, evet, yıllardır. Orada verimlilikle ilgili olduğu da çok konuşuldu, anlatıldı ama bir petrol konusundaki çalışmalar ne? Gabar'ı sormuş olalım ve başka var mı? Yani verimli kullanılabilecek günlük petrol sahaları. Günlük kaç varile çıktı petrol üretimi Türkiye'nin Gabar'daki keşifle birlikte? Çünkü bir sıçrama var. Küçük. Evet. Gabar gerçekten böyle keşif gibi keşif midir? Yani şimdi burada öyle bir şeyden bahsediyoruz. Büyük değil galiba, evet, ama evet. Yoksa yani şöyle, son 5 yılda Türkiye petrolleri üretimini %50 artırdı. Yani 40 bin variller olan günlük üretimini 65 bin varillere kadar çıkarttı. Yaklaşık 15 bin varil de özel sektörün üretimi var. Toplamda 80 bin varile ulaştık geçtiğimiz yıl sonu toplam itibariyle. Günlük tüketimimiz üretim ne kadar? Tüketimimiz, ham petrol ithalatımız 650 bin varil. Hı. Fakat yaklaşık bunun üzerine
200 bin varil eşleniği işlenmiş ürünü de ithal ettiğimizi düşünürsek 850 binde 80 bin. Evet, günlük tabii. Yani tabii, büyük bir ülkesi. Dolayısıyla daha çok küçük. %1. Evet, geçtiğimiz yılı %10'da kapattık. %10 ya, 80-800. Tabii yaklaşık %9-10'da kapattık. Bu yılın sonunda inşallah bu rakam %12'lere çıkmış olacak. Çünkü hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin varile erişmek günlük. Böylece %12 seviyesine ulaşmış olacağız sadece petrolde. Yani Karadeniz'den üreteceğimiz gazın petrol eşleniğini eklemiyorum buraya. O zaten ayrı bir Gabarla süreç. Mı olacak bu? Neresiyle olacak? Geçtiğimiz son 5 yılda dediğim gibi petrol üretiminde artış var. Yeni rezervler var. Bazı rezervler küçük, bazı rezervler de yüksek. Geçtiğimiz yıl aslında biz bir de Çukurova'da biliyorsunuz Adana'da bir keşfimiz olmuştu. Şu anda oradaki üretilebilir rezerv yaklaşık 8-10 milyon varil. Çok yüksek değil belki bizim için. Ama asıl Gabar'da Esma Çevik kuyularıyla birlikte üretime aldığımız 7 kuyudan 7700 varillere çıkmış durumdayız. Yani kuyu başı 1200 varilden bahsediyoruz ki Türkiye ölçeğinde ortalamanın oldukça üstünde bir üretim seviyesi. Türkiye'de biz ortalama günlük 50-60 varil üretiyoruz bir kuyudan. Özellikle Batman'daki, Raman bölgesindeki petrolümüz ağır petrol olduğu için üretim miktarımız maalesef çok yüksek değil. Biz sadece Raman'da 300 kuyudan günlük 6000 varil petrol üretiyoruz. Ama Gabar'da son keşif yaptığımız yerde 7 kuyudan 7750 varil üretim yapıyoruz. Yani 7 kuyuyla 300 kuyuda ürettiğimizin üstüne çıktı. Şimdi bu yıl orada inşallah kuyu sayımızı artıracağız. 15'in üzerine çıkacağız. 20 planlıyoruz. Ve orada da açıkladığımız gibi 150 milyon varillik bir üretilebilir bir rezerv var. Kalitesi oldukça iyi. 36 API ki Türkiye ölçeğinde oldukça yüksek kaliteli petrol olduğunu söyleyebilirim. Yine o sahanın komşu bölgelerinde de sismik çalışmalarımızı tamamladık. Arkadaşlar, yeni keşif olabilir mi? Arkadaşlar şu anda kuyu çalışmalarını planlıyorlar. İnşallah bu önümüzdeki aylarda oradan da bir olumlu netice alırız diye düşünüyoruz. Bu mevcut sahadan çok daha verimli ve potansiyeli yüksek bir saha olduğunu ilk sismik verilere baktığımız değerlendirmelerden uzmanlarımızın bize aktardığı veriler bunlar. Geçtiğimiz yıl Gabar'da bulmuş olduğumuz bu petrol rezervi de dünya tarihine ilk 10 keşif açıklanır biliyorsunuz büyüklük açısından 7. sırada girmiş oldu. Yani o Türkiye ölçeğinde büyük bir keşif, dünya ölçeğinde de hatırı sayılır bir keşiftir. Peki. İki sorum olacak peş peşe, ikisi birbiriyle biraz bağlantılı. Şimdi Enerji Piyasası Denetleme Kurumu kararıyla İstanbul'da doğalgaza bir indirim olduğu açıklandı. İGDAŞ sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibariyle indirime gidildiğini söyledi. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaparak doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgazı indirim değil, İstanbul'da zaten dağıtımı İGDAŞ yapıyor dedi. Bu sizin yaptığınız bir indirim midir? İBB'nin yaptığı bir indirim midir? Biz indirimden memnunuz. Kimden gelirse gelsin ama işin siyasi boyutunu da merak ediyoruz doğrusu. Şimdi bu nedir yani? Doğalgazda indirim midir? İşletimde indirim midir? Şöyle söyleyeyim. Kim yapmıştır? Evet. İstanbul'da yapıldıysa niye başka yerlere yapılmamıştır? Evet. Onların hepsini cevaplayalım. Şimdi BOTAŞ Türkiye genelinde tüm şehirlere toptan gaz satışını yapan ve taşıyan ulusal milli şirketimiz. Onun tüm şehirler için tüm iller için toptan satış fiyatı var. Şu anda da işte zaten bir değişim de yapılmadığı için 4 liralık yaklaşık 4 lira 08 kuruştan 1 metreküpünü satıyor. Bunun üzerine o ildeki dağıtım şirketinin bir dağıtım payı eklenir. Aslında dağıtım payı oradaki dağıtım yatırımlarını ve işletme giderlerini karşılayacak şekilde bir bedeldir. Benzer bir uygulama elektrikte de vardır. Bu uygulama dünyanın her yerinde de aynıdır. Şimdi dağıtım tarafında tarife dönemleri var her bir şirket için. Bunlar 5 yılda bir hesaplanır ve her bir il için, her bir bölge içinde o bölgedeki yapılan ve yapılacak olan yatırımlar, oradaki işletme giderleri, yine o ildeki satılan doğalgaz miktarına bağlı olarak bir birim bedel belirlenir.
İktaş büyük oranda yatırımlarını tamamlamış bir şirket. Ben 1994'te de sektöre ilk girdiğimde İktaş'ta etüt proje müdürü olarak başladık. Sonra başka görevler aldık. 2002 yılında da ben oradan ayrıldım. Sonrasında da bizden sonra gelen arkadaşlar da neredeyse artık köylerine varıncaya kadar şebekeyi genişlettiler. Avrupa'nın da en büyük dağıtım şirketlerinden birisidir. Ama yatırımlar büyük oranda tamamlandığı için gelire olan ihtiyacı azaldı. Ve bu dağıtım tarife yönetmeliği de demin bahsettiğim gibi yapılan ve yapılacak yatırımlara göre belirleniyor. Aksi takdirde bir şirkete, bu kamu olsun özel olsun, bir ayrım söz konusu değil, fazladan bir ödeme yapmış olursunuz ki bu doğru olmaz. Bu indirim sadece İstanbul'da mı oldu? Hayır. Ankara'da öyle da oldu, İzmit'te çünkü de oldu. Niçin yılbaşında gündeme geldi? Tarifesi en son düzenlenen 8 ilden birisi İstanbul'du. 8 ilde de muhtelif oranlarda indirimler oldu dağıtım bedelinde. İstanbul'daki dağıtım bedelinin nihai faturadaki karşılığı da yaklaşık %12 olmuş onun oldu. Onun kadar başka şehirlerde var, de indirim var ya da olacak var. Mı? Ben, yani şu anda tamamlamış olan tamam, bu sistemi 81 aslında. 81 ilin tamamında tarife dönemi geçtiğimiz yıl aslında tamamlandı. Peyderpeyde herkesin tarihi farklı olduğu için ilan edildi. Yatırımları tamamlamış olanlar. Hayır şöyle, doğru. Yatırımı tamamlanmayan şehirlerimizde var. Hayır, yatırımı tamamlanmış olanlarda bu fiyat iniyor. İniyor. Mesela aynı şekilde İzmit'te indi. Kim indiriyor? EPDK. EPDK indiriyor. Bu demin bahsettiğim parametreleri dikkate alarak, yatırım, işletme giderlerini dikkate alarak bakıyor, bir hesaplama yapıyor. Ona göre diyor ki dağıtım bedeli şu kadarlık bir bedel, senin giderlerini karşılamak için yeterli diyor. Tamam. Dolayısıyla aslında İGDAŞ yapmadı indirimi. Tabii EPDK'nın düzenlemesi EPDK'da gereği oldu. EPDK'da cebinden bir şey vermedi. Büyükşehir İGDAŞ'ın artık zaten yatırımları tamamlandığı tabii için daha fazla para kazanmasına gerek olmadığına hükmetti. Tabii ve yani gelir ihtiyacı fazla durum olmadığı için bu şekilde bir düzenlemeye gitti. 81 il içinde aynı metodoloji geçerli. Yani oradaki metodoloji İstanbul'da farklı, Ankara'da farklı, İzmir'de farklı değil. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'li olmasıyla da ilgili. Kesinlikle onunla yani da bir ilgisi yok. AK Parti'de aynı şey olacaktı. Hiçbir alakası. AK Parti'li illerde de aynı şey oluyor. Yani bu. Aydın'da CHP var. Orada da indi tarife. Ankara'da da indi. Ama orada şirketin sahibi onlar olmadığı için gündeme çıkmadı. Bir de yani, yine özel dağıtım şirketleri. İktaş'ın da bir lisans sahibi olarak, sahipliğinden bağımsız olarak diğer şirketlerden tabi olduğu mevzuat bir açısından yani bir farklılık yok. Tamamen teknik hesaplama yöntemiyle ilgili bir husus. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorduk. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir çağrısı var. Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bununla ilgili de bir mektup yazmış bildiğimiz kadarıyla. Şimdi şöyle bir sorunu var Ankara Belediyesi'nin. Diyorlar ki Türkiye'de sadece EGO'ya özgü bir durum olarak otobüslerimizin %84'ü CNG'li. CNG maliyeti %1000 arttı. 1.67'den 20.77 liraya yükseldi. Bununla ilgili bir fiyat ve vergilerde düzenleme çağrısı yapıyorlar, yoksa zam yapmak zorunda kalacağız diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi bizim doğalgazda fiyatlama, satış fiyatı stratejimiz 3 başlıkta ilerliyor. Birincisi konutlar, ki demin de sorunuza söylemiştim, işte %75 oranında bir sübvansiyonla hane halkını destekliyoruz. Sonra orta ölçekli küçük işletmeler, küçük ve orta ölçekli işletmeler var. Hizmet sektörü burada yer alıyor. Küçük sanayiciler yer alıyor. Orası da yine aşağı yukarı %45-50 oranında sübvansiyonla yapılan bir uygulama var. Yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketimi olan tüm büyük tüketiciler, işte sanayi grubu olabilir, çok büyük ticari işletmeler olabilir. Onlar ise sanayi grubunda veya büyük ticari grubunda kalan tarifeler, orada herhangi bir sübvansiyon uygulamamız bugüne kadar olmadı. Çünkü artık orası sanayi ve ticaret alanı, orada ilave bir destekleme hazinenin üstüne ekstra bir yük getireceği için orada bir destekleme olmadı. Maliyet tabanlı yürüdü oradaki fiyatlama politikamız. Yani alış maliyetleri düştükçe düşüyor, yükseldikçe de yükseliyor. Nitekim son 2-3 ayda orada %15 ile 25 arasında farklı kategorilerde de bir indirim de yapılmış oldu. Bu yılbaşında açıklanan, biliyorsunuz, sanayicilerle ilgili husus da bununla ilgilidir. Ankara EGO ile alakalı olarak da
anladığım kadarıyla onlar büyük tüketici sınıfında. Yani yıllık 300 bin metreküpün üzerinde tüketiyorlar. Kategorik olarak bu büyük kullanıcılar sınıfında olduğu için diğer 1 liradan kullanıcılar, 20 liraya çıkmış. Çok o zaman 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 fiyatlarda bir artış oldu tabii. Yani hangi dönemi baz alarak söylediler bilmiyorum ama demin hani yine bir başka sorunuzda 125 dolardan efendim 1500-2000 dolarlara çıktığını söyledik. Bu grupta bir sübvansiyon uygulamamız yok. Dolayısıyla BOTAŞ burada maliyet tabanlı ilerliyor demiştik. Doğrudur. Yani burada bir maliyet artışı ondan dolayı üstlenmiş olabilirler. Burada kategorik olarak o abone grubu, CNC abone grubu farklı bir yerde yer aldığı için bir yükselme söz bu konusu olabilir. Bu çağrıya karşılık verir misiniz? Yani var mıdır bir çözüm Ankara Belediyesi'ne? Bununla ilgili çalışmamız lazım. Yani böyle bir şey yapılabilecekse çalışmamız lazım. Bu bizim gündemimize ilk defa da gelen bir şey. Yani birkaç gün önce bana da bir konu intikal etti. Ben de hani arkadaşlara biz de Ankaralılara ama doğrudan reddetmediniz, çalışılsın dediniz ve bakacaksınız. Tabii tabii. Yani burada sadece güzel, o sadece o belediye için değil, hani toplu ulaşımla alakalı olarak diğer belediyelerle de tabii bir görüşme yapmak gerekir. Bunun hepsini değerlendirmek gerekiyor ve bir hani destekleme kararı alınacaksa da bununla alakalı, çünkü hukuken bizim başka işlemleri de işletmemiz gerekiyor. İşte hazine tarafı var, Cumhurbaşkanı kararı üretmek gerekiyor vesaire. Önce biz hakikaten bu durumu bir tespit edelim. Ondan sonra değerlendirmelerimizi ilgili kurumla istişarelerimizi yaparız. Hani bugünden evet veya hayır demek doğru değil. Çalışmamız lazım. Başka belediyelerden benzer talepler geliyor mu, gelecek mi? Şu anda anladığım kadarıyla Ankara Belediyesi'nin doğalgaz filosu daha fazla. Evet, onların daha fazla. Doğalgaz filosu daha fazla. Tabii burada bir ayrım söz konusu olmaz. Hani böyle bir uygulamaya gidilecekse. Mesela İstanbul'da da bildiğim kadarıyla doğalgazlı otobüsler var. Anadolu'nun başka yerlerinde de doğalgazlı otobüs işletmesi olanlar var. Bunların hani hepsini ekstra getirebileceği bir yük nedir, ne kadardır? Bunlara bir çalışmamız lazım. Bu ibadethane ve cem evlerinde indirim yaptınız. Onu da nasıl karşılandı? Son derece pozitif, olumlu karşılandı. Bu zaman zaman vatandaşlarımızdan gelen bir talepti. Elektrikte biliyorsunuz geçen yıl Nisan ayında bu uygulamaya geçilmişti. Onlar da mesken grubunu alınmıştı, en ucuz tarife grubuna. Doğalgazla ilgili olarak da o sınıftan mesken sınıfına taşınması talebi gelmişti. Onu da değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Ve bu şekilde de yılbaşından itibaren hem ibadethaneler hem de cemevleri mesken abone grubuna geçmiş oldular ki yaklaşık %40-45 arasında bir indirimden yararlanmış oldular. Efendim, hep Karadeniz'de doğalgazdan bahsediyoruz. Biz bu meseleyi aslında manşetlerde hep Doğu Akdeniz'de, tüm devletlerin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz keşifleri üzerinden konuştuk. Doğu Akdeniz'de bir şey bulamadınız mı? Doğu Akdeniz'de aşağı yukarı 10'a yakın sondaj yaptık. Bunların 3 veya 4 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize verilen sahalardı. Diğerlerini de biz kendi kıta sahamızda yaptık. Orada bulamadığımız yerler var, doğru. Bulduğum zaman üzerinde biraz daha çalışılması gereken ve yeni sondaj yapmamız gereken alanlar var. Somut bir şey yakaladığımızda Karadeniz'de nasıl açıkladıysak orada da açıklayacağız. Yani arkadaşlarımızda ümitli, birkaç ümitli olduğumuz saha var. Şimdi onlara da çalışıyoruz. İnşallah yani eninde sonunda orada da bir keşif yakalayacağımıza inanıyorum. Bugüne kadar yapılan keşifler Doğu Akdeniz açısından baktığımızda Doğu Akdeniz'in daha çok güneyinde yer alan ve bizim yetki sahamızın dışında yer alan ülkeler. Yani Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bulmuş olduğu sahalar. Şöyle bir Akdeniz'i gözünüzün önüne getirir, bir ortadan hat çizerseniz genellikle güneyinde olan bölgeler. Formasyon olarak, yani jeolojik formasyon olarak bazı farklılıklar var. Akdeniz'in güneyi ile kuzeyi arasında. Biz ne gibi yani, yine mi bize denk gelmemiş? Yani onu demek için erken ama şöyle bir yorum yapıyor uzman arkadaşlarımız. Afrika plakasının uzantısı şeyde, güneyde bulunan rezervler. Bizim kuzeyde yer aldığımız Anadolu plakası. Dolayısıyla bir plaka farklılığı var. Bunu dikkate alarak
bir değerlemeye ihtiyaç olduğunu arkadaşlar seslendiriyorlar. Peki mesela Libya ile yaptığımız anlaşma üzerinden o Afrika plakasına değebildiğimiz bir yer yok mu uçta, sınırda, köşede bir yer? Libya ile yaptığımız yani bizim kendi sahamızdaki çalışmamız, kendi alanımızla ilgili yapıyoruz. Libya konusu farklı, yani onların deniz alanındaki çalışmalar farklı. Biz şu anda hani sorduğunuz soru Türkiye kıta sahamı ile ilgili olarak söylüyorum. Orada mesela o uçlarda biz, ama bir yerde. Ama sadece orayı göz önüne getirmemek lazım. Aslında belki harita olsa daha iyi anlaşılır. Bizim Doğu Akdeniz kolaydaysa. Doğu Akdeniz'de hani güneye sınıra yakın yerler de var biliyorsunuz, çalıştığımız. Daha önce keşif amaçlı sondaj yaptığımız da var. Bir de şu tartışmalı anda, bölgeler var. Onu soracağım. O münhasır ekonomik bölge ilan etmemediğimiz için mi böyle diye de soracaktım ama buyurun. Yok, deniz yetki alanımızda bizim bir ihtilafımız yok. Yani biz kendi açımızdan eminiz. Kuzey Kıbrıs tarafıyla ilgili Kuzey Kıbrıs'ın bir taraf var. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, ki bize göre de haklı, bu doğal kaynakların paylaşımına ilişkin bir itirazı var. Adanın tümüne ait ise o zaman burada müşterek bir çalışmayı gerektirir. Gelin masaya oturalım, bu şekilde ilerleyelim teklifi var. Son derece doğru. Ben Kıbrıs Adası'nın, yani Kuzey ve Güney bağımsız olarak kendi yetki alanımızla ilgili hususu. Peki oradaki yaklaşım ne peki? Şimdi Kıbrıs'ın bağımsız, yani iki devletli çözümü artık savunuyor Türkiye. Evet. Dolayısıyla doğalgaz keşfi konusunda da o zaman şey mi diyeceğiz? Yani ya da siz bunu savunuyorsunuz, o zaman bu iddianızın gereğini yapın mı diyoruz? Evet, yani eğer iki taraflı olacaksa, iki taraflı bir devlet olacaksa, yani iki bağımsız devlet olacaksa. Ya bunu kabul edin. Ha, yani oturulacak, o zaman hem kara sınırları hem de deniz sınırları netleşecek. Etmiyorsanız yok, eğer da... onların iddiası, işte biz adanın tek hakimiyiz, hani sözde adanın patronu biziz diyorlarsa, öyle bir şey yok. Adada yaşayan bir de Türk soydaşlarımız var. Siz onlara sormadan böyle bir şey yapamazsınız. Onlarla yine masaya oturmanız lazım o zaman, hakça bir paylaşım için diyoruz. Onlar da ona yanaşmıyor. Peki mesela burada enerjimizi fazla tüketmeyelim. Burada zaten jeolojik olarak bulma ihtimalimiz zayıf. Biz sondaj gemilerimizi daha çok Karadeniz'de kullanalım gibi bir bakış farkı. Yok. Abdülhamit mi orada? Abdülhamit Han orada. Yine çalışmalarına devam ediyor. Bizim ümitli olduğumuz alanlar var. Orada öyle bir şey eleştiri var. Bayrak dikmek için gireceğiz. Oradayız. Abdülhamit Han bir şey yapmıyor diye. Hayır, öyle bir şey olabilir mi? Yani şu anda biz biraz Karadeniz'e yoğunlaşmamızın nedeni şu. Biz ilk Fatih gemisini 2020 yılında Karadeniz'e çektiğimizde yine burada sismik çalışmalarını yapıp yeniden değerleme ve yorumlamayla bugün işte ilk keşfini yaptığımız Tuna 1 sahasına gelmiştik. Biz eğer orada da hani ilk kuyuda bulmasak belki birkaç kuyu daha aşıp açarak buradaki sahayı değerlendirecektik ama ilk kuyuyla birlikte keşif yakalanınca tabii böyle bir 2-3 yıl içerisinde de bu gazın üretilmesi gibi bir hedef konunca doğal olarak filomuzun büyük bir kısmını buraya çektik. Çünkü 3 sondaj gemimizde şu anda yoğun bir şekilde bu işleri yapıyor. Sadece kuyuyu açmak yetmiyor. Yani kuyu açtıktan sonra kuyu içerisinde yapılması gereken işler var, testler var. Sonra kuyu başında bu deniz tabanında biraz önce anlatılan ekipmanın yerleştirilmesi, onları da yine biz o gemilerle yapıyoruz. 3 gemi ancak yetişiyor zaten baktığımızda. Abdülhamit Han da filomuza yeni katıldı. Onu da yine Akdeniz'deki bizim iş planımıza uygun olarak çalışmalara devam aktif ettiriyoruz. Aktif çalışıyor mu şu an? Sondaj yapıyor mu Abdülhamit Han? Mersin taş ucunda. Devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz yıl yaptığımız programda şey konuşmuştuk. Türkiye'nin LNG depolarının yüzde kaçı dolu? Hatta o zaman böyle bir sanayide İran gazı kesince sanayide birkaç gün üretim durmuştu. Depolar niye erken tükendi diye bir tartışma olmuştu. Şu an ne durumda? Türkiye'nin LNG depo kapasitesi ne durumda? Bunu sormak istedim. Şimdi Türkiye'de iki tane karada, iki tane de denizde LNG terminalimiz var. Karadakilerden birisi Marmara Ereğlisi'nde günlük 37-38 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi var. Aynı şekilde İzmir'de Ali Ağa'da Egegaz özel bir firmaya ait. Onun da aşağı yukarı günlük gazlaştırma kapasitesi 35-40 milyon metreküp arasındadır. Bunlara ilaveten biz iki tane de FSRU terminali planladık. FSRU yani yüzer, gemi üzerinde sıvı gazı doğal gaza, gaz haline çeviren
gemiler. Onların da günlük gaz üretim kapasiteleri 28 milyon metreküp'e kadar çıkabiliyor. Bir üçüncü terminalimiz bitti Saros'ta. Onun da gemisiyle anlaşıldı. O da yolda. Yolda. Bu seneye yetişecek mi? Ocağın sonuna kadar geliyor. Bu ilk kez burada mı evet. duyuruyorsunuz? Bunu? Yani bir iki yerde daha Saros'taki çalışmalarımızdan bahsettik. Ama gemi yolda şu anda. Gemi. Başka depo alanı oluşturacak mısınız? Şimdi Tuz bu, Gölü ve Silivri evet, dışında. Bunlar bizim hani denizdeki eğlence kapasitelerimizle alakalı olarak. Asıl yeraltı deposu yani kapasite olarak, depolama kapasitesi olarak karadaki depolarımız var. Bir tanesi Tuz Gölü'nde, onun kapasitesi, depolama kapasitesi 1.2 milyar metreküp. Orada kapasite genişletme çalışmaları devam ediyor. 2 yıl içerisinde inşallah 5.4 milyar metreküp'e çıkacağız. Nasıl genişletiyorsunuz onu? Ya şimdi, yer altında alan evet, mı açıyorsunuz? Güzel bir soru. Orada Tuz Gölü aşağısı da yüzlerce metre tuz yapılarından oluşuyor. Biz orada aşağı yukarı 500-600 metre indikten sonra, sondaj kuyusu açtıktan sonra özel ekipmanlarla tuz yapılarını yüksek basınçlı tatlı suyla eritiyoruz. Bu tatlı suyu nereden getiriyoruz? 135 kilometre uzakta Kızılırmak'tan çekiyoruz. Doğal denge açısından bir zararı onu da veya bir riski var mı? Tam tersine. Ödül aldı o projemiz. Şimdi oradan getirdik. Aşağıda tuz yapısını erittik. Alan açılıyor orada. Bir mağara oluşturuyoruz. Hmm. Küçük bir mağara değil. Eyfel Kulesi'nin içine koyabilirsiniz. Silivri'yi nasıl yaptınız? O ayrı. Ona geleyim. Şunu bitireyim. Şimdi o çıkan tuzlu suyu netice itibariyle biz boşluk oluşturmaya çalışıyoruz. Alıyoruz. Nereye veriyoruz? Tuz Gölü'ne veriyoruz. Tuz Gölü'nde flamingo veya allı turna, hani bizim halk dilindeki ismiyle kuraklığı önlüyor. Popülasyonu 4-5 kat arttı ve bundan dolayı da BOTAŞ çevre ödülü aldı özel. Çünkü Tuz Gölü'nde bir çekilme vardı. Onların yaşam alanları baskı altındaydı. Şimdi Tuz Gölü'nü biz aslında bu projeyle de canlandırmış olduk. Ne yapacağız bu proje bittikten sonra? O su hattını da Devlet Su İşleri'ne, Tarım Bakanlığı'na devredeceğiz. O ovaları Kızılırmak'tan sulamış olacağız. Yani 2-3 işe birden yarayan bir projeyi şu anda yürütüyoruz. Son derece ve o proje bittiğinde tuz yapılarındaki en yüksek kapasiteli proje dünyada orası olacak. Çökme falan riski yok, gibi bir şey kesinlikle yok, yok. Çünkü tuz yapıları oldukça sert. Oldukça sert yapılar. Yani öyle çekişle bile zor kurarsın. Çok yüksek basınçla eriterek biz onu. Depo olarak kullanmanın depo olarak çevre açısından bir zararı var hiç mı? Hiç olmaz. Çünkü yerin altında, bir metre altından bahsediyoruz. Zaten sızdırmaz bir yapı. Yani sızdıran bir yapı olsa hani çevreye zarar vermesi için gazın sızması lazım dışarıya. Silivri'yi nasıl biz onu zaten tam istemeyiz çünkü o zaman depolama yapamıyorsun. Patlak bir tanka su koyar mısınız? Silivri nasıl? Silivri de o da gene sahasında çok ilginç projelerden birisi. Marmara'nın altındaki eski Silivri üretim sahasını biz geliştirdik. Ve orayı yeraltı doğalgaz deposu haline getirdik. İlk 2007'de orası işletmeye alınmıştı 1,5 milyar metreküplük kapasiteyle. Sonrasında 2018'e kadar 2.8 milyar metreküp'e çıkartmıştık. Son 2 yılda yaptığımız çalışmayla da, özür dilerim, 2020'den itibaren başladık. O tarihten bu zamana da oradaki kapasiteyi 2.8 milyar metreküpten 4.6 milyar metreküp'e çıkarttık. Orayı o zaman inşa ediyorsunuz ama siz. Bitirdik altını. Tabii yani şöyle, oraya sondajlar yapıyorsunuz, açıyorsunuz. Ya yani doğal Tuz Gölü biraz daha doğal o zaman. Doğal bir depo. Burası biraz daha şöyle buna şöyle deniyor. Tuz Gölü aslında normalde tuz yapılarının olduğu yerde eritme suretiyle mağara oluşturuyoruz. Burada ise daha önce doğalgaz çıkarttığımız rezervde doğalgazı çıkarttıktan sonra orası depo olarak kullanılabiliyor. Hı hı. Dünyada da ağırlıklı olarak bu yöntem kullanılıyor. Yani burada 30 yıl sonra depo olacak. Diyelim ki onun o zaman o işin bu depolamaya da uygun olup olmadığına tekrar bir bakmak gerekiyor. Biz orada denizin altında Avrupa'daki en büyük doğalgaz depo kapasitesini oluşturmuş olduk. O da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete girmiş oldu. 4.6 milyar metreküp. Toplamda da işte iki tarafta
yaklaşık 6 milyon metreküplük bir depolama kapasitesine ulaştık. 2 yıl içerisinde bu rakamı da 10 milyon metreküpün üzerine çıkartacağız. Dolu değil mi depolar? Depolar dolu, yıl sonuna kadar hiç kullanmadık. Bu Rusya'ya ödemenin ertelenmesiyle ilgili eleştiriler vardı efendim. O nedir? Evet. BOTAŞ'ın Rusya'ya borcumuzu erteledi mi, ertelemedi mi Rusya? Ödedik mi, ödemedik mi? Şimdi ya da erteledi mi, niye erteledi? Yok, önemlisi. Şöyle, herhangi bir erteleme ile ilgili bir konu söz konusu değil. Müzakereler, yani anlaşılmış değil. Müzakereler devam ediyor. Daha anlaşamadık mı? Aylardır yok, ikna edemedik yani o zaman. Yani işte müzakereler devam ediyor. Biz ertelemek mi istiyoruz? Biz çok boyutlu görüşüyoruz Rusya'yla. Türkiye'nin lehine olabilecek maliyet avantajları neyse onları müzakere ediyoruz. Peki mesela evet, o zaman ertelenmedi şu an. Doğru mu? Şu anda erteleme de içinde yok, olacak şekilde birçok konuyu görüşüyoruz. Abi, başka şeyleri görüştüğünüz için onları bir paket haline getirdiniz. Dolayısıyla şu anda hani anlaşma bitmeden de hangisi oldu söylemek yani çerçeve doğru genişledi değil o zaman. Evet. Aslında bu son yani yaşananlarla çok birlikte. Çok boyutlu görüşmeler devam ediyor. Ülkenin menfaatine olabilecek hangi husus varsa özellikle maliyetlerle ilgili olarak onlar şu anda BOTAŞ muhatabı Gazprom'la görüşüyor. Azerbaycan'la çok yakın diyalogumuz var. Aslında yani hem kardeşliğimiz hem diyalogumuz var. Katar'la öyle, Libya'yla öyle ve bunlar önemli petrol ve doğalgaz üreticileri. Rusya'yla ilgili tavan fiyat konusunda Avrupa'da bir kriz çıktı. Mesela biz Rusya için de bunu söyledik. Yani bu kadar Ukrayna savaş sürecinde Türkiye'nin duruşuyla ilgili de. Bunun bize enerji satın aldığımızda talebi noktasında bir avantajı var mıdır fiyat olarak, maliyet olarak ya da fiyat değil sadece başka türlü? Tabii şu anda ülkeler için en kritik konu tedarik ve arz güvenliği ve sürekliliği. Orada önceleniyoruz tabii gibi bir. Yani biz şu ana kadar Rusya ile bu konuda ciddi hiçbir sorun yaşamadık. Dolayısıyla bu şartlar altında gaza ulaşmak bile büyük bir konfor. Elbet bunun yanı sıra canım, fiyatlar bizim biraz önemli. İndirim de almamız tabii lazım. Sayın Putin'le bu kadar güçlü ilişkilerin olduğu. Elbette fiyat da önemli. Bunlar tabii hani bir kısmı ticari konular. Bunları zamanı gelince açıklarız ama şu anda hakikaten tedarik ve arz güvenliği en kritik konulardan birisi. Şu yenilenebilir yakın işbirliği var diye biliyor muyuz bu hususlarda peki? Yani sadece Rusya için değil, Azerbaycan, Libya, tabii. Katar. Yani başka bir boyutta görüşme var diye biliyor muyuz? Şüphesiz. Şimdi işte bu gaz merkezinin aslında konuşulması bile bu ülkelerin Türkiye'ye olan güvenlerinin bir göstergesidir. Onlarla çünkü biz birçok önemli uluslararası projeyi birlikte bugüne kadar hayata geçirdik. Ama Türkiye Cumhuriyeti her iki taraf arasında dengeli bir politika gütmek suretiyle, yani bir tarafın lehine veya aleyhine değil, doğru bildiğini bugüne kadar söyledi. Burada da Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliği öne çıktı. İşte tahıl krizi bunlardan birisi. Zaman zaman esir takasları var. Daha işte yeni Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir görüşmesi oldu her iki tarafla. Enerji krizinde de öncü bir rol üstlenebiliriz ama bu tabii tarafların olumlu yaklaşımıyla ilgili bir husus. Bu küresel krizleri ülkelerin tek başına atlatmaları mümkün değil. Dolayısıyla yani burada işbirliğine ve çözüme yaklaşımları son derece önemli. İfadelerinizi de bakıyorum şimdi, biz soruyoruz böyle çok direkt olarak ama çok sakin, rasyonel ve itidalli. Herhalde bu hepsi bunların birbiriyle bağlantılı, böyle bundan kaynaklı bir şey gibi geldi. Birçok boyutu var. Yani şimdi gaz, petrol, enerji konusu sıradan emtialar değil. Değil. Yani dolayısıyla evlerine gidip tehdit ettiklerine göre birilerine. Yani stratejik emtialar. Hani pazardan bir şey, bir sıradan bir ürün alır gibi davranamazsınız. Bazen dünyanın en büyük üzeri rezervi sizde olur. Sattırmazlar. Bazen de dünyanın en zengini siz olursunuz, aldırmazlar. Bor öyle bir şey. Venezuela örneği yani ne kadar şu anda çarpıcı 10, bir örneği. Bor öyle bir şey mi efendim? Bor öyle bir şey mi? Yani, biraz bor da konuşalım bu arada. Evet, dünyanın 10 büyük rezervinin 3'ü şu anda, veya nedir üçü bu şu anda işte pazara erişimleri engellenmiş durumda. Bir önceki soruyla ilgili olarak söylüyorum. Venezuela örneği. Evet, Venezuela, İran. Buna en son Rusya da eklenmiş oldu. Ve yüksek fiyatlar, öngörülemez bir piyasa yapısı
hem vatandaşları yani normal sıradan vatandaşları etkiliyor, hem de sanayici ve iş dünyasını da etkiliyor. Çünkü onlar bir yatırım yapacak. İşte ham girdiler içerisinde enerji önemli bir maliyet oluşturuyor. Önünü görmesi lazım. Şu anda en büyük sorun aslında öngörülebilirin oldukça azalmış. Bunu kendileri yaratmıyorlar mı efendim? OPEC petrol üretimini arttırın diyorlar. Bir taraftan da üretenlerin de satmasını engelliyorlar. İşte yani burada kimler kazanıyor, kimler kaybediyor bakıp cevap vermek öyle lazım. Bor dedik ama. Bor dedik. Evet. Bir de o arkasından temiz enerji de soracağım. Bor'la ilgili olarak da aslında geçtiğimiz yılı bir rekorla da kapattık. Biliyorsunuz dünyadaki rezervlerin %72'si Türkiye'de. Pazar payının da %62 bizim elimizde. Artık 100'den fazla ülkeye bor satıyoruz. Ham mı satıyoruz biz yok, bunu? Yok. Artık cevher olarak satışımız hemen hemen hiç kalmadı. İşlenmiş ikinci, üçüncü ürünler olarak satıyoruz. O zaman daha böylece daha yüksek fiyatla birim fiyatı olarak baktığımızda satıyoruz. Temizlik maddeleri de yaptınız. Rağbet gördü mü? Gördü. Aslında hani geçti bu pandemi döneminde onu biz pazara sunmuştuk. Bir alternatif temiz, ekolojik, çevreci bir ürün olsun diye çıkartmıştık. Bu bor 200'den fazla sanayide, sektörde kullanılan bir ürün. Ama borun çok ağırlıklı olarak kullanıldığı ürünlerin sayısı az. Ama %1, 3, 5, 20, 30 gibi farklı sektörlerde, farklı oranlarda kullanılıyor. Mesela tarımda da kullanılıyor, cam sektöründe de kullanılıyor. Efendim çelikte de kullanılıyor. Bor girdiği malzemenin özelliğini zenginleştirebiliyor. Farklı bir davranmasını sağlıyor. Mesela bor, ferroborla ilgili bir çalışmamız var biliyorsun. Bor karbürle ilgili bir çalışmamız var. Bor karbürü inşallah işte bu ayın sonu veya önümüzdeki ayın başında bor fabrikayı açacağız. Nedir? Bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere. Tam onu diyecektim. Savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılan bir malzeme. Zırhlamada kullanılıyor. Güçlendirdiği için. Ve mukavemeti yüksek bir ürün. Mesela bor karbürde borun oranı %60'ın üzerinde. Dolayısıyla ana oyuncu orada bor. Ama bor cam mesela işte kullanırız. Sıcağa dayanıklıdır. Orada kullanım oranı şu anda net rakam aklımda değil ama belki %5'ler onlar mertebesinde. Dolayısıyla orada ana oyuncu değil. Buna benzer birçok alanda bor kullanılıyor. Evet. Biz şimdi şöyle bir strateji izliyoruz. Katma değerli ürünleri burada yapalım. Hepsini de etimaden de yapmasın. Sanayici de gelsin. Bora dayalı bir ekosistem oluşturalım. Bor elimizde var. Bunu 1 liraya satacağımıza 5 liraya, 10 liraya satalım. 100 liraya satalım. Yani katma değeri ülkemizde kalsın istiyoruz. Geçtiğimiz yılda işte 2 milyon 650 bin tona ulaşmış olduk üretimde. İhracat rekoru kırdık. 1.3 milyar dolarlık da bir ihracatı gerçekleştirerek etimaden kuruluşundan bu tarafa en büyük ihracatını yakalamış oldu. Bor ve ürünlerinde. Bu önemli. Yayının başında Avrupa doğalgazı kısarken temiz yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye çalışıyor demiştik. Türkiye'de de bu tartışma büyüyor giderek. Muhalefet en son CHP ekonomi vizyon toplantısına dikkat çekici. Bütün binaların dış cephelerine güneş enerjisi koyarak güneş enerjisinden üretim yapmayı vaat ettiler. Bu mesela pratikte mümkün müdür ve sizlerin Türkiye'nin yenilenebilir temiz enerji oranını arttırmaya dönük somut projeleriniz var mı neler? CHP maalesef bizi arkadan izliyor. Çok günceli takip edemiyor onu bir kere söyleyeyim. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynakları kanunu var. Buna dayalı olarak da hem boş alanlarda profesyonel hem de çatı ve cephelerde bunun önünü açtık. Şu anda 9000 megawatt civarında güneşte kurulu gücümüz var. Bundan 4-5 sene önce bu oranlar 1000'in altındaydı. 20 sene önce sıfırdı. Yani sıfırdan bir endüstri, bir sektör oluşturdu. Sadece bununla da kalmadık. Şu anda güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci sıradayız. Dışarı mı veriyoruz, Türkiye'de mi kullanıyoruz? İhracat da yapıyoruz, iç piyasaya da veriyoruz. Neden peki? Dünyada üçüncü sıradayız zorunlu üretimde. Zorunlu hale getirilmiyor. Şimdi, madem bu kadar üretiyoruz, evet. Lisans, satmak daha mı kârlı? Yok yok, lisanssız elektrik üretimi de ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş ve orada da güneş çok ön plana çıkıyor. Bugün birçok sanayi kuruluşu
hani daha ucuz maliyetlerle ve daha temiz enerji kaynaklarına yöneldiği için sadece çatılarında değil, çünkü çatılarındaki alan da yetmiyor çoğu kere. Artık boş alanlarda da bu ihtiyaçlarını karşılayacak güneş santralleri kuruyor. Çiftçilerimiz kuruyor. Orada bir şey var efendim. Ve fabrikalar kurmuşlar. Yoğun bir şekilde, yani şu anda aylık 500-600 megawatt civarında talep geliyor bize. Teşvik verecek misiniz? Zaten alım garantisi var. Şimdi lisanssız tarafta öncelikle kendi ihtiyacı için biliyorsunuz kullanıyor. Fazla miktar olursa onun belli bir oranı var. Onu da zaten sisteme satma imkanı var. Ayrıca Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız bir karar almıştı geçtiğimiz yıl. Yılbaşında uygulamaya geçti. Dedi ki bundan sonra belli büyüklükteki binalar enerji ihtiyacının en az %5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak şekilde projelendirecek daha başlarken. Bu başlangıç. Beş az değil bunu mi? Zaman içerisinde, tabii. Bunu zaman içerisinde yükseltecekler. Bir görelim vatandaşın bu konuya ilgisini, alakasını. Yine enerji verimli binaların yapılması tabii son derece önemli. Aslında orada gidişat ve hedef şu. Hani sıfır enerjili, biraz belki abartılı olsa da, hani sıfır enerjili, sıfır atıklı yapılara doğru bir yönlendirme var. Şöyle bir şey, tam konuyu hatırlamıyorum ama siz söyleyince aklıma geldi. Fabrikalar böyle tesisler kurdular çatılarına, dediğiniz gibi. Orada bir yasal değişiklik mi oldu? Sanki böyle bir dönem bana çok yazan olmuştu. Yani bu, biz buna göre sistemimizi kurduk ama şu anda bir değişiklik olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Lisanslama ile ilgili ya da satış ile ilgili olabilir. Şöyle, EPDK'nın bir kararından bahsediyorsunuz. Kanuna göre diyor ki siz kurulu gücünün iki katına kadar lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilirsiniz. Örneğin güneş tercih ettiyseniz güneş. Dolayısıyla da bu şu anlama geliyor. Siz 100 birim öz tüketiminiz varsa en fazla 200 birim üretebilirsiniz. Diyor. Daha ama o 100 birimlik fazla olmaz mı? 100 birimlik fazlasını da ben alacağım. Ama daha fazla üretiyorsan artık o ticarete giriyor. O zaman sizin lisans almanız lazım. Alın. Zor bir şey midir lisans almak ya da yok, masraflı bir şey? Orada tabii yarışma var, ihaleye girecek. Dolayısıyla orada belki rekabete açık. Başka bir sektör yumuşatmak lazım belki de, teşvik etmek için daha çok. Yani şimdi temiz enerjiye bugün işte evin cebinde bir cep telefonu olan bir kişi de ben medyacıyım dese, işte sosyal medyayı görüyorsunuz. Ama bir de sizin gibi işte diyorlar vallahi RTÜK'ten lisans almış, belli kurallara uygun hareket etmek zorunda olan bir profesyonel alan var, lisanslı alan. Ama bu taraf biraz kendi ihtiyacı için, hani bir yerde amatör diyelim, hani tırnak içinde benzetecek olursak, kendi ihtiyacınız için eyvallah diyoruz. Fakat eğer ticaret yapmak istiyorsunuz, orası rekabete açık alan. O alanda sektörü gelip, oyunun kuralları başka türlü düzenlenmiş. Ama ihtiyacı kadarı ve üstünde bir sorun yok. Yok, orada bir sorun yok. Bir de hani sırada da zaten bir nükleer konuşamadık hiç. Evet, son iki dakikamız, belki nükleeri de sorarak kapatalım. Orada Rusya, Türkiye arasında da, daha doğrusu iki şirket arasında bir anlaşmazlık vardı ama son durumda çözüldü herhalde. Nedir nükleer santrali? Evet, orada bir iki aylık bir ihtilaf yaşandı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle, bizim girişimlerimizle oturuldu, uzlaştırıldı. Şu anda eski hızına tekrar dördüncü kavuşmuş durumda. Ne zaman başlıyor? Dördüncü reaktörü de geçtiğimiz Temmuz'da temelini atmıştık. Aha. Biliyorsunuz ilk reaktör 2018'de atılmıştı. Şimdi işte bu yılın sonuna doğru ilk reaktörün inşallah işletmeye almayı hedefliyoruz. Akabinde de birer yıl arayla 4 reaktörü almış olacağız. Orada da şu anda hani planladığımız gibi gidiyor. Sinop'ta bir şey var mı? Öyle bir hareket. Sinop'ta yeni bir proje düşündüğümüz. Daha önce Japonya ile belli bir noktaya kadar gelmişti. Sonra yine Rusya'ya mı döndü? Fiyat ve termin programı ile ilgili anlaşamadığımız için o yarım kalmıştı. Şu anda Rusya ve diğer aktörlerle de görüşerek. Rusya kesinleşmiş. Tabii değil Rusya mi? Kesinleşmiş değil. Onların da bir talebi var. Biz Rusya'yla da tabii şu anda Akkuyu'da bu projeyi gerçekleştirdiği için Türkiye pazarını ve piyasasını da biliyor. Ama bu sadece Rusya'yla yürüyeceğiz anlamına da gelmiyor. Hani oturulacak taraflar eğer uygun bir ortam olur, anlaşırsa Rusya'yla devam eder. Ama anlaşılamazsa bir başka
aktör de gündeme gelebilir. Onda bir zaman var mı Sinop'la ilgili bir zaman? Yok, şu anda sadece daha bir ön görüşmeler proje olacak. Çünkü bir de Akkuyu'da proje... bütün işletim hakları sonsuza kadar onlarda. Sinop'ta aynı yöntemi izleyecek misiniz? Sonsuza kadar değil, lisans süresi 50 yıl bizim bütün elektrik piyasası tarafında. Ve onlar işte 15 yıl süreyle ürettiği elektriğin %50'sini devlete satacak. Diğerini serbest piyasaya satacak. Sinop'taki şartlar tabii farklı da olabilir. Burada herhangi bir şey yok, ön yargı yok karşılıklı olarak. Ama orada da herhalde bizim mühendislerimiz bir hayli tecrübe kazandılar. Tabii şimdi biz Akkuyu'da ciddi bir tecrübe kazanıyoruz. Gerek o Rusya'da eğitim alan gelen mühendis arkadaşlarımız var, onlar çalışıyorlar. Yatırım döneminde, işletme döneminde de çalışacak. Orada birçok yüklenici çalışıyor. Orada da yani toplam proje değerinin neredeyse %25-30'luk kısmı da Türkiye'den karşılanmış olacak. Ciddi bir tecrübe kazanıyoruz. O bir sonraki projelerde bu oranın daha da yükselmesine, yerli katkı oranının yükselmesine de destek sağlayacak. Süremizi tamamladık. Bitmiş, son bir mesajınız varsa. Teşekkür ediyorum ben de böyle bir fırsat verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Aslında Türkiye'nin yeni yüzyılına da girmiş olduk bu anlamda. Hiç konuşamadık ama. 100. yılına girmiş olduk. Ben tüm vatandaşlarımıza Türkiye'nin bu yeni yüzyılın kendileri hakkında hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Türkiye'nin yüzyılın aynı zamanda enerjinin de yüzyılı olacağına olan inancımızı bir kez daha sizin vasıtanızla da iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili izleyiciler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuğumuzdu. Ayrıca Türkiye Petrolleri Anonim Ortakları Genel Müdürü Melihan Bilgin de başlangıçta bize buradaki alana dair özel bilgiler verdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Hoşça kalın.